Tamam dostlar. Rekorda başlattık. Buradan devam edelim. Kesin defa bura kadar olan hisseni izah edelim. Buradan ben bir de paylaşmaya başlayacağım. Deməli, varyans olan hisseden biz konkret olarak random variable, yani belə deyək de, təsadüfi dəyişən danışdıq. Təsadüfi dəyişənin paylanması haqqında danışdıq. Nə formada paylanmasını da dedik. Bir şekilde belə deyək de, həmin təsadüfi dəyişənin həm varyansı var, həm də onun standart kənarlaşması var. Standart kənarlaşma aydındır. Yani biz varyansdan kvadrat kökü alırıq da onu alırıq. Ama varyans necə hesablanır? Yine de əvvəlki kimi dediğim 3 tane metod var. O metodlar formasında olur. Yani bir şekilde bizim götürdüğümüz varyans, hansı ki lab ilk dersten keçdiğimiz varyans yok idi. O tipte sadece burada, yani population varyansı burada daha artık bölmürüyor onu n sayına. Sadece onun neyine vururuq? Ehtimalına vururuq. Bunun ehtimalı da bölünmüş şekilde de artık bölünüp demektir. Bir şekilde bölünüp demek. Buna göre bu hissede bunun nəzərə alırıq. Şimdi bir data üzerinden data, kesin de size gösterdim. Bir defa da yani burada yani problem değil. Yani, anlamayanlar için bir defa da izah edelim. Çünkü ben anlayacağım ki yani bu çetin değil bir şekilde. Ama yine izah etmeye çalışacağım. Demeli online whiteboard üzerinden bunu yerine getireceği hal hazırda. Çalışsın buradan. Her hansı bir data götüreceği, hemen o datanı üzerine en şeyi yerine getireceği. Şimdi belirlemiştim, bir defa değil. Okey. Diye ki bizim bir datamız var, x datamız var. Bu x datanın aldığı kıymetler var. Peki 3, 5, 8, 11, tamam bu eğer 11, 27, 25. Diye ki mesela bir de 3 var burada. Eğer 28. Tamam 3 olmasın da olsun 5. Okay. Ne kadar oldu? 10. O da 32 olsun. Tamam. Bu data 3, 5, 8, 8, 16, 11, 27, o da 5, 32. Tamam. 32'nin de bölürüyor 5'e. Biz de alacağı burada demeli 6'dan 10'da 4. Bizim riyazi gözlemimiz x, riyazi gözlemimiz oldu 6'dan 4. Şimdi bu data için biz demeli varyans hesaplamak istiyorsa ne neyeceği? Her bir x'ten çıkacağı x'in demeli riyazi gözlemesini çıkardık. Kvadrata yükseldirdi. Cəmləyirdik bunların hamısını. Düzdür mü? Cəmləyirdik. Ve alınan qiymette böldü. En çıxılsın 1'e, bu sample için de n'e bölende ise population için de. Ama yani bu misalda. Ama mesela de ki eğer müəyyən bir data verilibsə, o müəyyən datanın içerisindeki müəyyən bir necə deyirlər faiz nisbətinə əlaqə edirsə, de ki mesela belə de, x datası var bizim əlimizdə. Bu x datası de ki bayaq dediyimiz eyni datalar üçün deyirəm. Mesela de ki 3'dü, 5'di, 8'di, tamam, peki 11'di, bir de 5'di. Bu datalar sonucu 5'i bozaq. 4 tane kıymetli misal için. Ve bunların her birinin neleri var? Ehtimalları var. Misal için deyelim ki, ehtimal olarak deyelim ki, px götürürük de. Mesela 3'ün ehtimalı deyelim ki, mesela 0 tam onda 2'di. 5'in ehtimalı, yani bu datanın içerisindeki payı 0 tam da 3'dü. 8'in demeli payı 0 tam da 1'di. Geri kalan ise 11'in payına düşür 0 tam da 4. Eğer biz bunun için riyazi gözlemini hesablasa, şu hızlı şekilde bu formada hesaplayalım. Expectation x beraber dinleyelim. Her bir demeli datanın her birini çıxırıq, deməli hər birini vururuq, onun elə bil ki ehtimalı 0,2, düzdür mü? Bu burada bu formada. Üstə gəlirik nə? 5 vurulsun 0,3. Üstə gəlirik deməli 8 vurulsun 0,1 və üstə gəlirik bir de 11 vurulsun 0,4. Bu 4 datanı cəmləyirik. Cəmləyəndən sonra aldığımız qiymət olur. Həmin qiymət bizim için ne olur? Onun riyazi gözləməsi olur. Çünkü bir şekilde bunların bölünmüş formasıdır. Okay. Yani mesela 3 vurulsun 0,2 eləyir nə qədər? 0,6 üstə gəlsin.
Deməli 5 dəfə 0.3 elə 1.5 üstə gəlsin 0.1 vursun 8 elə 0.8 üstə gəlsin 11 vursun 4 elə 0.4 elə 4.4 üstə gəlsək bunları deməli 6 5 11 və 8 19 və 4 23 3 2 hatta deməli 1 4 5 və 2 7. Deməli, riyazi gözləmə olacaq 7.3. Tamam mı? Biz bir şəkildə burada riyazi gözləməni tapdıq. Amma variansını tapmaq üçün, yəni bu data, deyək ki, population üçün isə bu data deməli variansı tapmaq üçün nə edirik? Deməli, riyazi gözləmə, yəni konkret olaraq deyək, cəm işarəsi x çıxırıq nə? Yəni x-in riyazi gözləməsi sistemde yazar. X'in riyazi gözlemlemesi. Bunun kvadratı vurulsun bir de neye? Onun her birinin ihtimalına. Tamam mı? Bu formada. Şimdi bizim data için nece olacak? Her bir kıymet var. Burada 3 var, 5 var, 8 ve 11 var. Bu formada hesaplayacağız biz bunu. Demek 3'ü vurur, 3'ten çıkarız. Riyazi gözleme ne kadar? 7.3 düz değil mi? 7.3. Onu kvadrata yükseldirik. Həm şimdi vururuq onun nəyinə? Ehtimalına 0.2-yə. Sən deməli biraz bunu balaca alışdıraq. Okay. Vururuq 0.2-yə. Sonra üstə gəlir nəyi? Bir növbəti data üçün ona gedirik. Çıxılsın 7.3 kvadrata yüksəldirik. Vururuq nəyə? 0.3-ə. Bir növbəti nə idi? 8-dir. 8 çıxılsın 7.3 kvadrata yüksəldirik. Vururuq onun ehtimalına 0.1-ə və üstə gəlirik. Üstə gəlirik. 11 çıxılsın 7.3 kvadratı yüksəldirik vururuq onun ehtimalını 0.4-ə. Bir şəkildə burada bir ədəd alacağıq. Yəni mən o həmin o ədədin nə olacağından danışmıram. Sadəcə sual belədir. Əgər yəni olmazdı mı ki bunu biz kvadrata yüksəltməyək? Yəni burada belə bir problem çıxır orada. Yəni tamam. Yəni belə bir hal var. De ki varyans hesablanır kvadratı yüksəltməməklə nə olacaqdı? İndi gəlin onu grafik olaraq baxaq. De ki sizin bir əlinizdə bir data var. Dediyim kimi də gəlin bir də həmin datadan baxaq. Elə buradakı datadan. De ki necə olsun? Hə, 3 idi, 5 idi, 8 idi və 11 idi. İndi bunun riyazi gözləməsi 7.3 alındı. İndi 3 çıxılsın 7.3 tam 7.3 idi. Qaldı neçə? Mənfi 4.3. 5 çıxılsın 7.3 elədi mənfi 2.3. 8 çıxılsın 7.3 eləyir 0.7 və 11 çıxılsın 7.3 də eləyir deməli 4 yox 3.7. Tamam mı? 3.7. Bunları bir şekilde cəmləsək, ha, burada ne alındı? 0.7 niye alındı? Bu ədədlərin bu formada cəmlənməsi, düzdür, mən random olarak vermişəm. Bu ədədlərin bir şekilde bu formada cəmlənməsi bize hiçbir şey vermir. Sadəcə yəni ya sıfır bərabər olur çox zaman, ya ki sıfıra yaxın olan bir rəqəm olur. Amma biz onu kvadrata yüksəldəndə bir şekilde variativliyin, belə deyək də, spreadini görmüş olacağıq. Data ne kadar birbirine yakın olsa, deyelim ki, mesela data bu formada paylanır. Şimdi ben bir xətt çekmeye çalışacağım buradan. Okay. Bu formada elə bir ki, x xəttidir, düzdür. Deyelim ki, mesela data ne kadar, yani deyelim ki, mesela bunun riyazi gözləməsi budursa, data ne kadar riyazi gözləməyə yakın formada paylanırsa, onun varyansı da kiçik olur. Ama ne kadar uzaq paylanırsa, okay, ne kadar uzaq paylanırsa, onun deməli varyansı o qədər də böyük olur. Yəni müxtəlifliyi o qədər də böyük olur. Tamam, bu belə. Okey. Geri qayıdırıq slayda. Mən bunun hesablama qaydası da bax dediyim kimi də hər bir x-in riyazi gözləməsi kvadratı yüksəldirik. Deməli burada onun ehtimalına çox asan şəkildə tapırıq. Və onun standart deviation da bu formadadır. İndi kovariasiya və onun belə deyək də istifadəsi, yəni finansda belə deyək də sırf bu maliyyədə necə istifadə olunur? Onun haqqında danışmağa çalışacağıq. Deməli, kovariasiya haqqında danışdıq. Dedik ki, kovariasiya iki, belə deyək də, iki dəyişən arasında
Yani continuous discrete fərq etmir əslində qalanda. İki dəyişən arasında nəyi bildirir? Xətti əlaqənin gücünü göstərir. Xətti əlaqənin gücü deyəndə nə deməkdir? Yəni bayaq da mənə sual vermişdi bu haqda. Xətti əlaqənin gücü deyəndə nə nəzərdə tutulur, nədən söhbət gedir? Məli. Okay. Tamam. Xətti əlaqənin gücü deyərkən nə nəzərdə tutulur? Xətti əlaqənin gücü deyərkən iki datanın belə deyək də nə qədər onun elə ki müxtəlifliyi, yəni istiqamətinin müxtəlifliyi hansı müxtəlifliyini göstərir. Məsələn deyək ki, əgər məsələn kovariyasiyanın qiymətindən bir o qədər də yəni unit free deyil de o, yəni qiyməti böyük ola bilər, balaca ola bilər. Mənfi olması, müsbət olması və sıfır olması şərtində datanın birinin inkişaf etməsi digərinin inkişaf etməsindən mi, yoxsa tənəzzül etməsindən mi təsir edir? Və ya ki, məsələn, birinin inkişafı o birinə heç bir təsir eləmir. Və ya ki, birinin inkişafı o birinin də eyni zamanda inkişafına təsir edir. Yəni, bunun pozitiv, negatif və ya null əlaqə olmasını göstərir. Burada dediyim kimi də burada izah edir. Yəni, pozitiv kovariyans, bir də negatif kovariyans var. Düzdür. İndi kovariyasiya əvvəl hesabladığımız düsturun nə formadaydı? Gəlin bir onu göstərək. Əvvəl danışarkən demişdik ki, kovariyasiya nəyə bərabərdir? Kovariyasiya x və y bərabərdir. Hər bir məli x-dən onun riyazi gözləməsini çıxırdı, vururdu. Hər bir y-dən onun da y-in riyazi gözləməsini çıxırdı. Çünki biz iki dəyişən haqqında danışırdıq da. Ko bu deməkdir. Yəni birgəlik deməkdir. Bölürdük nəyə? N çıxılsın 1-ə. Yəni N çıxılsın 1 də belə deyək də sample üçündür. Population üçün isə N çıxılsın 1-ə yox, böyük N-ə bölür. Yəni burada iki dənə fərq var. Ya böyük N olur, ya da ki N çıxılsın 1 olur. Ya bunu, ya onu, deməli N çıxılsın 1 sample üçün olur. N isə böyük N isə population üçün olur. Hətta göstərmişdim ki, Excel-də bunun ayrıca düsturu var. Yəni covariance S var, bir də covariance P var. Covariance P nə idi? Population üçün, yəni böyük qrup üçündür. Covariance S nə idi? Sample üçündür. Okay, bu formada. İndi isə de ki, buradakı düsturda isə, buradakı düsturda eyni şeydi bir şəkildə. Bir problem yoxdur. Yəni burada konkret olaraq iki qat cəm işarəsi var. Bundan da bir qorxmağa ehtiyac yoxdur dostlar. Yəni burada iki qat cəm işarəsi belə bir qorxulu bir şey deyil də. Sadəcə yəni deyir ki, burada bir x var. X-in riyazi gözləməsindən çıxırıq. Bir də y var. Y-in riyazi gözləməsindən çıxırıq və onların baş vermə ehtimalını yəni vururuq. Yəni belə deyək ki, əgər məsələn sizin əlinizdə belə bir data varsa, misal üçün də deyək ki, x datası var və y datası var. İki dənə bu formada data var. Məsələn, x1 var, x2 var və sair var. y1 var, y2 var və sair var. Bunlar birbirine bərabərdir. Və bunların hər ikisinin de eyni halda nələri var? Ehtimalları var. Px və py, düzdür mü? Hər eyni halda ehtimalları var. Məsələn, x1 və y1-in baş vermə ehtimalı misal üçün deyək ki 0,1-dir. x2 və y2-nin baş vermə ehtimalı 0,1-dən nə bilim 8-dir və s. Bu formada cəm olaraq 1 olacaqdır. Biz burada nə edəcəkdik? Kovariyansı hesablamaq üçün kovariyasiya bu halda x və y bərabər olur nəyə? Hər bir, yəni dediyim kimi baxın, iki qat cəm, yəni niyə iki qat cəmdir? Bir i bərabərdir 1-dən n-ə qədər. Yəni də j bərabərdir 1-dən deməli k-ya qədər. Nə deməkdir? İki qat cəmi göstərir. Yəni x-dən çıxırıq x-in riyazi gözləməsini və vururuq y çıxırıq y-in riyazi gözləməsini. Çünki burada y idi, x də j idi. Okay? Bu formada götürürük. Bunlar cəmləri və bir də onların nəyinə vurulur? P x y, yani daha doğrusu x, y. Onların en ehtimalına vurulur. Misal üçün elimizde böyle bir data var. Ben daha çok o dataya müracaat ediyorum. Misal üçün de ki dondurma satışı var. Dondurma satışının temperaturuna asılılığı var. Tamam, temperaturun baş vermesinin ehtimalı ve dondurma satışı. Onlar bir ehtimalda birleşirse her iki datanın baş vermesi. Mesela sizin elinizde bir data var. Ki mesela bir ilin datası var. Bir il ərzində dondurma satışından məşğul olmuşsunuz və hər günün datasını yazmışsınız. Və görürsünüz ki, tamam, il ərzində deyək ki, 25 dərəcə temperaturu il ərzində baş verir nə qədər? Deyək ki, məsələn, ilindəki məsələn 10%-ində baş verir. Nə bilim, 26 dərəcə 8%-ində, 19 dərəcə nə bilim, yəni 0,
3 faizinde vesaire. Bunlar hamsında değil, ihtimallarda. Bu ihtimaller esasında yani bir datadan götürüp hesaplayabilirsiniz ki tamam menin x temperaturla dondurma satışı arasındaki alaka necedir? Bir şekilde bilirik bu pozitif alakadır, tamam mı? Ama pozitif alakayı bildikten sonra bile de yine de biz onun gücünü de hesaplayabilirdik. Neyse ne derecededir? Yani sıfıra yakın mı ya sıfırdan çok mu sıfırdan küçük mü? Yani sıfırdan küçük olmaz da pozitif olur. Ama sıfırdan büyüktü ne kadar büyük? Okey, böyle. Burada gördüğünüz gibi bu hesaplamasını verir böyle. Şimdi gelin bunu bir misal üzerinde yerine getirmeye çalışalım. Diyelim ki mesela sizin 1000 dolar pulunuz var elinde. 1000 dolar pulu investisi etmek istersiniz, tamam mı? Siz ise 2 tane yani belediyekte fond mesleğe görülür. Bir X fondu var, bu pasif fondu. Bir de Y fondu var, bu demeli agresif fondu. Bir şekilde gelin bunun hakkında biraz danışalım. Pasif fond ne demekti? Agresif fond ne demekti? Pasif fond o demekti ki stabil gelirliği var ve riski de aşağıdır. Şimdi bakalım. Biz pasif fonda yatırım eleyende elbette ki riskimiz az olacak. Ama gelirliğimiz az olacak. Agresif fonda yatırım elese bizim gelirliğimiz de yani gözlenen gelirliğimiz de çok olacak. Hemçinin de gözlenen riskimiz de çok olacak. Misal için diye ki mesela sizin elinizde dediğim gibi 1000 dolar pul var. Ve size dediler ki gelin bu 1000 dolar pulla bir ne bileyim yani belediyekte bir kofi maşını alırsınız balaca ve kofi satmaya başlayırsınız. Bu da bir fonttu. Bir tane de başka bir font var. Diyor ki mesela 1000 dolar varınızı gel onunla kripto valütaya yatır da bu kripto valüta da mesela bu kadar kazancı olacak. Siz bir şekilde seçim ediyorsunuz. Ama siz bilirsiniz ki yani belediyede rasyonel şahıslar, rasyonel şahıslar ümumiyyətlə bu halda yani karar kabul edirlər ki yani ben riskli sahaya getmiyorum. Kripto valütadan yani istifade etmiyor. Yani kripto valütadan batabilir. Bir gözümüzün qabağında çok güçlü şekilde yani ne oldu? Yani volatilliği olur da kalkır kriptonun kıymeti ve düşebilir. Hatta ben bir dostuma məsləhət görmüştüm. Kripton kıymeti təqribən 2000'den düşmüştü bir halda. Ve ben onda dedim ki, dedim 2000'e düşmüştü, ne kadar düşmüştüm. Gəlin yatırım eləyə, yani imkanı var idi, yani ona göre deyirəm de. Yatırım eləyə, yani təqribən belə de 100 ədəd alsa bir şekilde sonra artacak. Ben ona diyen vaxt da 2000'e düşmüş. Sonradan kalktı 68.000'e. O almadı da yani istemedi onu almadı. Ama itire de bilirdi o 200 bini. Yani çünkü düz yani 200 bin o kadar da onun için büyük bir meblağ değildi ama itire de bilirdi. O fonda gitmedi. Sonradan dedi ki o yaxşı məsləhət etdi ama kulağı asmadım. Ben o sonradan dedim ki yani burada yaxşı məsləhət, pis məsləhət deyil. Burada sadece zamanlamayla bağlı məsləhətdir. Oldu, keçdi, getdi. Çünkü ben bilirim ki blockchain texnologiyası inkişaf eləyəcək. İnkişaf etdikcə de o qiyməti dəyərlənəcək. Ama danıştığımız yani tematik o değildi. Ben sadece misal olarak getirdim. Bu agresif banktı. Bir şey yadda saklamak lazımdı ki investisiyayla bağlı belki mesela ümumiyyət de yani investisiya olmasa başka meseleler, finansal meselelerle bağlı, ümumiyyət tətbiqi riyaziyyatın toxunduğu meselelerle bağlı söhbət gedir. Burada karar kabul eden taraf var. Ve siz burada seçim verilir size. Pasif fond var, bir de agresif fond var. Siz hansını seçim edirsiniz? Böyle, elə insanlar var ki, onlar rasyonel şəxslərdir. Onlar deyir ki, birisi ne var, mən riske gedə bilmərəm. Onun mənə risklərini deyin, riski nə qədərdir? Gəlirliyə nə baxaram, riskinə baxaram, ölçərəm, deyərəm. Veya agresif fond, baxaram. Elə insanlar var, həqiqətən ki, riski nəzərə almırlar. Onlar üçün əsasən gəlirlikdir, onlar atılırlar məsələn, deyək ki, göz önündə alırlar, o riski edirlər. Amma bir şəkildə hər ikisini hesablamaq olar. Yəni, məsələn, bizə verilibsə fond, bu fondasını hesablamaq olar. Bizim halımızda nə var? Deməli, sizə təklif olunur X fondu və Y fondu. X fondu pasivdir, Y fondu agresivdir. Və sizə deyilib ki, gələcək üçün, yəni növbəti il üçün, yəni bir il ərzində siz vəsaitinizi bura investisiya edirsiniz. Və 3 növdə iqtisadiyyat gözlənilir. Baxın burada economic condition deyilir. 3 növdə iqtisadiyyat gözlənilir. Ekspertlər deyir ki, gələn ildə 20% gözləntimiz var ki, resesiya olacaq. Tamam mı? Resesiya olacaq.
50% gözlentimiz var mı var ki stable ekonomi. Yani stable ekonomi ne demekti? Yani stabil olacak. Bu il neredeyse genelde böyle olacak. 50% gözlentimiz budur. 30% da gözlentimiz yani 0,3'te oldu yani. 30% gözlentimiz oldu ki tamam bizde ne olacak? Expanding ekonomi. Expanding ekonomi ne demekti? Yani genişlenen, yani çiçeklenen iktisadiyat olacak ve çok süratle inkişaf edeceği biz. Tamam. Ve bu hallar için gözlenen neler var? Gerellikler var. Yani pasif fon için demeli resesiye vaktinde 25 dolar ziyan olacak. Yani gözlenen gerdi menfi 25 dolar olacak. Aydın da yani siz 1000 dolar koyacaksınızsa eğer resesiye olacaksa 975 dolar geri götüreceksiniz. Yani pulunuz aşağı düşecek. Olur da yani bizim insanın başına gelebilir böyle bir şeyler. İkinci, eğer stabil iktisadiyat olsa 50 dolar kazancınız olacak dostlar. 50 dolar. Ama eğer expanding ekonomi, böyle deyip de inkişaf etmiş ekonomi iktisadiyat olsa, çiçeklenme olsa, neftin kıymeti kalksın filan olsa vesaire 100 dolar kazanacaksınız. Bu pasif fonda söyledim. Aynı meseleler agresif fonda farklıdır. Fikir verin resesi dönemde agresif fonda 200 dolar ziyan olacak. Eğer peki mesela siz 1000 dolar yatırım ederseniz cami ne kadar olacak sizde? Geri götürdüğünüz meblağ nerede olacak? 800 dolar olacak. Eğer mesela stabil ekonomi olsa yani böyle değil, stable ekonomi olsa siz 60 dolar kazanacaksınız. Ama bir şekilde yine de neden yaxşıdır? Pasif fonddan yaxşıdır. Ama expanding ekonomi olsa 350 dolar kazanacaksınız. Bir şekilde bakanda diyor ki tamam agresif fondu seçelim. Elad ona gidelim. Ama böyle değil. Siz bir şekilde bunu hesaplayabilirsiniz. Tamam. Bunun için ne var? İlk evvel her bir fon için gözlenilen gelirliği hesaplayırız. Gözlenilen gelirliği nece hesaplayırız? Her bir gözlenilen iktisadiyatlar için gözlenilen gelirlikleri vurup riyazi gözlemesini tapırız. Tamam mı? Çok adi şekilde. Yani menfi 25 vurulsun 0,2 çünkü expand recession'da gözlenti ne kadardı? 0,2 de yani 20%'di. 50 dolar ne vakit bizim gözlentimiz var? İktisadiyat ne olsa? Stable ekonomi olsa. Düzdü mü? Ama eğer iktisadiyat yani expanding ekonomi olsa bizim yani pasif fondan gözlentim yerleri ne kadar olacak? 100 dolar olacak. Ve bunları birbirine vurandan sonra cemleyende alırız ne kadar? Demeli pasif fon için bizim gözlentimiz 50 dolardı. Yani bu riyazi gözlemedi artık. Yani bizim bu fonddan geleceği için yani bir ilden sonraki yani vakti için çünkü biz vesayeti yatırırız bir ilden sonrakini gözlüyoruz. Onun için bizim gözlentimiz ne kadardı? 50 dolardı Cem. Aydın da bu dostlar. Başka düşünmeyen oldu mu? Yani ben izah edirem de bir şekilde feedback de gözlerim. Al. Anlaşılmayan olsa diyeyim. Aynı şeyi biz Y için de eleyelim. Düz değil mi? Aynı şeyi Y için de eleyebiliriz. Yani 200 dolar yani ziyandı. Yani gözlenen yani eğer resesi olsa ne kadar olacaktı? 200 dolar olacaktı. Düzdü burada. Yani resesi. Bu 200 dolara 0,2 vururum. Üste gelerek ne? 60 doları vururuz. 0,5'e üste gelerek 350 doları da vururuz. 0,3'e gözlenen iktisadiyatlara göre. Ve tapırız ki tamam X fondunun gözlenilen gelirliği 50 dolardı. Y fondunun gözlenilen gelirliği 95 dolardı. 1000 doların mukabilinde. Yani biz 1000 dolar yatırım eylese bizim gözlentimiz X fondundan 50 dolardı. Y fondundan 95 dolar. Ha da yaxşı Y fonduna gidelim de 95 dolar. Daha çok gözlenilen gelirliğimiz olacak. Ama bu her şey demek değil dostlar. Bundan bitmir mesela. Bunun riski de var. Yaxşı gelirliği taptık. Riski nece tapak? Risk ne demekti dostlar? Bakın risk de ki mesela Y fondu varsa, de ki mesela X fondu var. X fondunun riyazi gözlemesi 50 dolardısa, 50 dolardısa, onda onun standart sapması, onun paylanması da bunun etrafında paylanması. Yani standart sapması ne kadardı? Müsbet menfi tarafı ne kadardı? Yani fon eğer camideki mesela riyazi gözlenmesi yani gözlenen geliri 50 dolardısa bunun riski de var. Yani 50 dolarda ne kadar az kazanabilirim? Ne kadar minusa gelebilirim ve ne kadar çok kazanabilirim. Bu riyazi gözlem bir şekilde gözlenilen gerliliğin ortasıdır. Ama çok da olabilir, az da olabilir. Tamam. Bunu çok ve azı hesaplamak için standard deviation'dan istifade olmalı. Tamam mı? Standard deviation. Standard deviation neydi? Varyansıydı. Varyansın kvadrat
kökü, yani varyansın kvadratik kökünü alarak onda bunun neyi olur? Standard deviation olur. Buradan yeniliği bayağı ki düsturdaki kimi. Varyansın düsturun cihazı etmeli. Her bir adetten, yani mesela bizde x fundunda ziyan ne kadardı? 25 dolar. Çıkırık. Ortalama kıymet ne kadar? 50 dolar. Bu kvadratı yükseldiği vururuz onun neyine? Eğitim alını. İşte geldi 50 çıkılsın 50 kvadratı yükseldi vururuz 0,5 onun eğitim alını. İşte geldi 100 çıkılsın 50 kvadratı yükseldi vururuz onun eğitim alını. Ve alırız ne kadar? Standart kenarlaşma, standart sapma, risk. Ne kadardı? 43,3 dolar. Tamam. Bu yadda kaldı. İkinci için hesaplayan da bakın ne kadardı? 193,7 %71 dolar. Ha, bu ne demekti? Bu neyi ifade edir? Bu formada data var elinizde. Bu neyi ifade eder? Gəlin buna bir grafik olarak bakmaya çalışalım. Diye ki mesela bu form böyle bir şekil çekmeye çalışacağım ben dostlar bu formada. Diye ki bu x fondudur. Düzdür. X fondunun diye ki riyazi gözlemesi ne kadardı? Riyazi gözlemesi yani gözlenilen gelirliği 50 doları düzdü. 43,3 bayağı dediğimiz bu mesele ne kadar 43,3? Yani ben ne kadar ziyana gidebilirim? Bu ortalama yani bu benim neyimdi? Yani standart sapmam. Daha sonra özür istedim. Riyazi gözlemem de bu orta noktadır. Düzdü. Bu orta noktadan az veya çok benim riskim sayılır. Yani ne diyeceğim burada? Eğer az desem riskim ne kadar olabilir? 50 çıkılsın. 43,3 kalacak ne kadar? Yani tam olarak bu değil de yani çıkma yani bir standart kenarlaşma kadar sağa, şey sola. Bir de çok da olabilir. 50 üste gelsin 43,3 de olabilir. Yani gözlenilen gelirlik. Tamam mı? Yani bu nedir? Standart sapma. Yani ortada ne kadar çok kazanabilirim, ne kadar az kazanabilirim. Hiç kimse size diyebilmez ki mütlak resesi olacak. Olabilir belki mütlak expanding ekonomi olsun. Kim bilir onu? Hiç kimse bilmir. Ona göre biz sadece bunun için riski hesaplayalım. Bu bir. İndi gelin ikinciye baka. İkinci için baka. İkincide Excel'de göstereceğim. Ben Excel'de göstereceğim ama investisi üzerinden göstereceğim. Ben. İkincide de ki mesela riyazi gözleme ne kadardı? 95 dolar. Tamam mı? 95 dolar ama risk ne kadardı dostlar? Risk ne kadardı? Ben böyle gösterelim. Risk ne kadardı? Risk 190 ne kadardı burada göstermişti? 193'te %71. Yani düşünün sizin riskiniz olacak bu kadar. Yani bundan daha çok olacak yani memodu. Bundan daha çok olacak yukarıdakinden. Yani 95 çıkılsın 193 tam 193 tam %71. Bu gözlenen riskti. Menfiye doğru. Ama müsbet de olabilir. 95 üste gelsin 193 tam özür istedim 193 tam %71. Yani siz düşünün bu riski gideceksiniz yoksa gitmezsiniz. Ve niye bu riskli sayılır ikinci? Niye agresif fon riski sayılır? Buna göre riskli sayılır. Birinci de risk o kadar değil. 50 dolar yani 50 dolar çıksın 43,3 kalacak en azından pulumu geri kaytaracağım bir şekilde. Düz mü? Ama gelirliğe bakın. Yani gelirliği de o nispette azdı. Yani en maksimal kazanabileceğim yani 93 tane çetin. Ama agresif fonda bakın 95 çıksın 193 menfiye gideceğim ben. Gözlenilen menfi olabilir. Belki çok büyük bir rakam olabilir. 95 gelsin 193. Tekrar ben belediyekte 300 dolara yakın. Bu formatta. Bu oldu risk. İndi bu artık variability'de yani belki datanın variability'si. Tamam. İndi biz diyelim ki yaxşı bu iki datanın, iki fondun arasındaki əlaqə var mı? Ya biz bildik yani X fondu var, Y fondu var. Ama birden ben belə eləmək istesem. 100 bin dolarım yoktu. Bölürüm iki yere. 500 doları buraya yatırırım, 500 doları buraya yatırırım. Riske girmiyorum çok da. Hem buradan yani belediye de 50 yaşından da olmayayım, 50 yaşından da olmayayım. Ya bu şekilde bölebilirim elimdeki olan meblağı bölebilirim iki yere düzdü. Buna ne değildir? Buna değildir portföy investisyası artık. Siz yani konkret olarak bir investisyon etmişsiniz. Yani ona adı bele getirdi. Yumurtaları eyni sepete koyma. Yani, okay.
Don't put all eggs in the same basket. Belediyette bir şeye, bir sebete koymuyor. Çünkü o düşebilir ve hamsi kırılabilir. Yani siz neyiniz? Siz riski bölüştürürsünüz. Ama siz diyorsunuz ki tamam, ben riski bölüştürme istiyorum. Ama bir mesele var ortada. Belki bunların arasında bir alaka var. Belki biri artırsa o biri de artır. Belki biri artırsa o biri belki azalır bir şekilde. Anlaşıldı mı ne demek istiyorum? Ona denirsiniz bu iki investisyon arasında neyi takmaya çalışırsınız? Kovaryansı takmaya çalışırsınız. Kovaryansı takmanın da usulü var. Tamam mı? Yani bayağı dediğim, izah ettiğim gibi. Her bir X'ten onun riyazi gözlemesini çıkıp vurur, her bir Y'den çıkar onun riyazi gözlemesi ve onların birlikte eğitim alanına vurur. Bir cemliği taptığımız kıymet nedir? Burada 8.250. Yani 8.250 ne ifadeye gelir? Bunu bir şekilde biz bakarak ki yani müsbet ifadedir. Müsbetti. Ve bu o demektir ki bir fonda kıymet artırsa, bir fondun gelirliği artırsa diğer fondun da gelirliği artacak. Yani iktisadiyat resesyonda olsa, stable'da olsa, expanding de olsa bir şekilde her ikisine aynı gayede tahsil edilecek aşağı yukarı. Siz bunu bilenden sonra diyorsunuz ne yaxşı? Eyvallah. Onda ben şey diyelim de diversifikasyon ediyorum da yani belediyette. Yani benim datam yok. Elimdeki pul yoktu. 1000 dolar. Bunu bölerim iki yere. 500'ü buraya yatırırım. 500'ü oraya yatırırım. Ama mesele budur ki gözlenen gelirlik ve gözlenen risk mukabilinde en maksimal ne kadar gelir elde edebilirim dostlar? En maksimal yani bu ikisi. Peki mesela her iki fonda yatırım elemek istiyorum. Yani 500 buna, 500 buna mı yatırım? Yoksa 400 buna, 600 buna? Yoksa 300 buna, 700 buna? Yoksa 700 buna, 300 buna? Nece olmalıydı bu? Buna artık değiller weighted yani çekili. Okay? Çekili gözler şeylerde iki tesadüf değişenin çekili kıymeti. Diye ki mesela artık burada ne olacak? Diye ki mesela bir var X'in belediyette riyazi gözlemenin varyansın ve standart kenarlaşmanın hasseleri var burada. O hasseler nelerdi? Diye ki iki tesadüfi değişenin riyazi gözlemesi olan riyazi gözlemelerinin cemine beraber. İki tesadüfi değişenin ceminin riyazi gözlemesi onların riyazi gözlemelerin cemine beraber. Burada yokluğa gösterdiği gibi. Ve hem içinde varyans nedir? İki tesadüfi değişenin birlikte varyansı neye beraberdi? Birincinin varyansı, üste gelsin ikincinin varyansı, üste gelsin olar arasındaki kovaryasya. Dostlar, burada sualım var size. Hansı halda? Varyans iki tesadüfi değişenin ceminin varyansı onların varyansları cemine beraberdir. Bu olmayacak. Hansı halda? Kim eğer dikkati dinleyipse bilecek. Nece tesir edilir? Sizince yani ben sadece isterim ki integrasyon edersiniz. Yok ikisinden biri sıfır olsa yok. O şart yoktu ki. Onda sıfır olursa onda data sabit de o iş data da değil. Zaten. Bu değişen de. Ne düşünürsünüz? Yani nece olabilir ki iki tesadüf değişen ceminin varyansı onların varyansları cemine beraberdi. Yok. Yani o diğer ise yoktu. İki vurulsun kovaryasya ne de yoktu. Tamam, ben izah edeyim. Biz hansı halda iki değişen arasındaki kovaryansı sıfıra beraber? Yaxşı bir kömeliyimiz. Yani o data, iki data x ve y var. Onlar arasında yani alaka olmayan da Aslında alaka yoktu. Düzdü. Yani eks istikamette de Cemil Bey. O menfi kovaryansıydı. Ahır yeniden kovaryansı var da. Demek eğer onların arasında alaka yoktursa, eğer alaka yoktursa onda ne olur? İki vurulsun burada gösterildiği kimi kovaryasya aralarında sıfıra beraber olur. Onların arasında bir alaka yoktu. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki bayağı hesapladık da ve burada hesapladık kovaryasya. Gördük ki bu fondan bu fond arasında emelli başlı bir alaka var. Tamam da
Yani əlaqə varsa deməli nədir? Onların varyansı bu formada hesablanacaq. Yəni x üstə gəlsin y-in varyansı bərabərdir x-in varyansı, üstə gəlsin y-in varyansı, üstə gəlsin onlar arasındakı kovariyasiyanın iki misli. Yadında da belə bir şey. A üstə gəlsin b-nin kvadratı bərabər nəyə? A'nın kvadratı üstə gəlsin 2 a, iki, b'nin kvadratı üstə gəlsin 2ab. Həmin şeydir. Orta məktəbdə keçdiyimiz şeylərdir dostlar. Yəni ali məktəbdə, statistikada uzağa getməyiblər. Valla getməyiblər. Həqiqətən getməyiblər. Yəni həqiqətən sizin bilikləriniz 7-8 sinif varsa kifayət edir sizə statistikanı başa düşməyə. Datanı başa düşməyə, data science-dan söhbət gedir. Yani uzaq başı nə ola bilər burada? Ən pikoy olur ki, yəni limitdir, inteqraldır, törəmədir. O da çox adi şeylərdir yəni. Yəni baxanda nə var ki, inteqral törəmənin tərsidir, törəmə də inteqralın tərsinəsidir, limit də aydındır. Çünki başqa nə var orada? Bir də şey var, loqarifm var. Loqarifm nədir? Üstün tərsidir, üstün də tərsi loqarifm. Yəni bu formada. Yəni başqa çox böyük bir, yəni konkret olaraq dəhşətli bir şey yoxdur orada. Sadəcə bildiklərinizi yəni nəyə tətbiq edirsiniz? Dataya tətbiq edəndə onu da anlaşılır ki, yəni tamam, mənim orta məktəbi keçdiyim filan şey vardı, yəni buna görə lazımdır. İndiyə qədər mənə bir nəfər sual verib deyib ki, məsələn, müəllim, tangens nə üçündür? Mənasız yeri keçmişik. Xeyr, tangens lazımdır. Və lazım olan yerini də göstərəcəm. Niyə lazımdır? Bizim multiple regression keçəndə göstərəcəm. Yəni multiple yox, meta regression keçəndə göstərəcəm. Tamam, aydındır bu formada hesablayırıq. Və onun standart kənarlaşması nə deyir? Variansın, yəni ikisinin arasındakı variansın standart kənarlaşması. İndi baxaq. Bir də belə bir şey var. Deməli, bir də digər, yəni belə deyək, xassə var. O xassə nə deməkdir? Hər hansı bir A ədədinə bir sabit vurmuşuqsa və B ədədinə bir sabit vurmuşuqsa, o sabitləri, yəni deməli, riyazi gözləmənin qırağa çıxara bilərik. Misal üçün, deyək ki, əgər sizin əlinizdə belə bir data varsa, x datası varsa, okay. Sənə sapmaların hasili 0,5 olarsa. Anlamadım, niyə? 0,5 niyə? Namık Bey. Tamam, x'ten danışalım. Mesela x datası var. x1 var. x2 var. Tamam mı? Bu formada gelir. Bu bir vektör düzlüğü. Eğer bir a ədədini bu vektöre vururamsa, deməli a ədədini her bir rəqəmə vururam da düzdür mü? Her bir ədədi x'e vururam. Yani onda ne olacak? X'in riyazi gözlemesi, yani x'in riyazi gözlemesine bir a ədədi vurmuş ama a bunun dahiline girebilir. Yani riyazi gözleme ki a vurulsun x olabilir bu formada. Tamam mı? Yani bu adi bir şey değil. Yani a çıxır deməli ikinci hissəni. Namık Bey, yani səsli sual şey deyə bilərsiniz, problem yoxdur deyə bilərsiniz, səsli deyə bilərsiniz. Buyurun. Çünki mən anlamadım siz nə deyirsiniz. Yəni standart Ha, sapmadım. başa düşdüm müəllim, başa düşdüm. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxt. Nəyi demək istəyirəm? O, siz bayaq sual verdiniz ki, standart sapmaların, yəni cəminin mötərizə xaricində kvadratı, onların ayrı aralıqda kvadratların cəmi nə zaman bərabər ola bilər? Bu, o halda ola bilər ki, o müxtəsər modüsturu yazmışdı za ora, bu üstə gəlsin a kvadrat plus b kvadrat 2ab belə bir şey. O zaman olur ki, o standart sapmaların hasili 2'də 1 olur ki, o 2'nin 2'də 1'e vuranda bir eləsin orada. Yani elə bir ciddi təsir eləməsin də. Anladım, anladım. Ancaq o halda. Bildim. O iki Mən orada elə iki. Ya fikirləşirəm. o bir şekilde, yani bir şekilde o necədir? Mən sizə deyim, o əslində qalanda belə bir matris əmələ gətirir. Yani varyans x, düzdür mü? Bir de olur varyans y. Siz bilirsiniz de bunu. Bir de ne var? Kovaryans. Kovaryans y. Bir de ne olur? Kovaryans x, y. Ona göre bu cəmlənir de iki tane olur. Anladın mı? Ne demek istedim? Yani bu əslində qalanda bir matris əmələ gətirir. Yani varyans matris əmələ. Misal üçün gəlin bunu deyək ki, məsələn bir Excel'de göstermeye çalışsaq. Burada mən belə göstereyim de. Misal üçün bir data vermeye çalışacağım. Tak, bu açılsın. Okey mi? Deyək ki, məsələn x datası var. Bağışlayayım. Okey. X datası var. Düzdür mü? Bir de y datası var. X'in kıymetlerin de ki mesela ben hemşe random olarak data götürürüm düzdü. Tamam. Okay. Random data götürürüm. Böyle ve böyle.
Misal üçün de yani belə bir datalardır. Okay. İndi bunlar arasındaki kovariyasiyanı hesablamaq istəyirəm, düzdürmü dostlar? Baxın, gəlirəm burada. Burada dediyim kimi belə bir funksiya var da, data analysis funksiyasının içərisində. Kovariyans var. Buradan seçim eləyə bilərik. Input range, belə deyək də, bunu götürürük belə. Label first, output range, bura vururuq və hesablayırıq. Bizə belə bir görürsüz, bu matrisi verir. Bayaq dediyim matrisdir bu. Bunlar varyanslardır özlərinə. Bunlar isə kovariyansdır. Bunu da götürüb buraya yaza bilərik. Yəni bir problem yoxdur. Sadəcə bir tərəfli yazılan. Anladınız mı? Yəni o bir nə əmələ gətirir? Kovariyasiya matrisi əmələ gətirir. Kovariyasiya matrisi, yəni 4 dənə orada qiymət olur. Yəni 2 dənə data arasında. Özlərinin varyansları və özlərinin bir-birlər arasındakı kovariyansı. Ona görə bu cəm verir, 2 dənə verir bizdə. Yəni de ki, məsələn, biz deyəndə ki, tamam, bizim əlimizdə bir data var. O datanın bizə kovariyansını istəyiriksə, varyans x üstə gəlsin, y istəyiriksə, nə verəcək bizə? Verəcək bizə, deməli, varyans x üstə gəlsin, varyans y üstə gəlsin, ikisinin kovariyansı. Artıq kovariyansı da belə yazaq da bu formada. İkisinin kovariyansı. Əgər ikisinin arasındakı bir əlaqə yoxdursa, yəni sıfır əlaqə varsa, onda bu sıfıra dönüşəcək, olacaq bu. Tamam, bu belə. Bu onun xassəsiydi sadəcə, göstərdim. Eyni ilə varyansda da belədir. Sadəcə varyans kvadratik olduğu üçün buradaki əmsal yoxdur. X-in qabağındakı konstanta deyirlər. Ona əmsal. Çünki biz burada vuranda nə dedik ki, bu bir əmsal. Bir ədəddir. A ədədi. Fərqi yoxdur. Sabit bir ədəddən söhbət gedir. X nədir? X dəyişəndir. A sabitdir. Hər hansı bir sabiti X-ə vursaq, ya ki, məsələn, X-in riyazi gözləməsi A qədər dəyişəcək. Sağa və ya sola. Əgər A müsbət ədəddirsə, sağa dəyişəcək, yəni böyüyəcək, soldadırsa kiçiləcək. Bunu da praktik olaraq izahını belə verir. Deyək ki, məsələn, x 1, 2, 3, 4. Düzdür mü? Bunun riyazi gözləməsi nə olacaq? X riyazi gözləməsi olacaq 2,5. Tamam mı? İndi deyək ki, bu ədədlərin hər birini 3-ə vururam. X vurulsun, 3 eləyirəm. Neynirəm bunu? Cəmləyirəm, düzdür mü? 3 vurulsun 1 eləyir. 3, 3 dəfə 2 eləyir. 6, 3 dəfə 3 eləyir. 9, 3 dəfə 4 eləyir. 12. İndi bunun riyazi gözləməsini tapsam nə verəcək dostlar? 7,5. Niyə? 3, 6, 9, 9, 18, o da 12, 30. 30-u bölürüm 4 eləyir. 7,5. Görürsünüz nə qədər artdı? 3 dəfə artdı. Yəni dediyim kimi o buradakı 3 nə deməkdir? Bizim nəzərdə tutduğumuz adı. Adı ki konstantadır. Aydın nə demək istedim dostlar? Yəni ümid edirəm ki aydındır. Burada belə bir problematik bir şey yoxdur. Yəni başa düşməyə. Yenə də aydın olmayan hissə varsa mütləq deyin, mən izah edim. Buradakı halda hər dediyimiz kimi də burada A ədədi, yəni bunun riyazi gözləməsi. Yəni burada nə olacaq? Deməli bizdə x-in deki bizdə A ədədi 3 idi. Vurulsun x-in riyazi gözləməsinə. X-in riyazi gözləməsi 2,5 olduğu üçün 3 vururuq 2,5 olur nə? 7,5. Tamam, bu formada hesabladıq. Okey, belə. İndi burada nə izah eləmişdim? Aydındır. Davam edək. Varyansda isə A ədədi və B ədədi sabit olduğu üçün mötərizənin xaricində kvadrata çıxır artıq. Tamam mı? Yəni kvadratı çölə çıxır artıq. Ya, bu da adi bir şeydir. Yəni expected value, yəni riyazi gözləmədə özü çıxırdısa, varyans kvadratik olduğu üçün onu kvadrata çıxır mötərizənin xaricində. Bu da belə. Standard deviation'da bir şekilde varyansın nedir? Kvadrat kökü de eğer weighted'dir. Yaxşı. Biz bayağıdan bunu danıştık. Niye weighted danışırıq? Weighted kelimesi niye hardan çıktı ortaya? Şimdi gelin ona bakalım. De ki, aynı şeyi biz bayağı o hesabladığımız o A için X fondu ve Y fondu vardı. X fondunun riyazi gözlemesi oldu. Yani gözlerine gelirliği oldu 50 dolar. Y fondunun riyazi gözlemesi yani gözlerine gelirliği oldu 95. Onların riskleri de aydındı. 43'ün de 3, 193'ün %71 oldu. Tamam, başa düştük bunu. Yaxşı. Deyelim ki biz elimizdeki pulun iki yere bölsek, 50 faizini buraya yatırsak, 50 faizini buraya yatırsak, bu ne demekti? Hemen o A ədədi, B ədədi danışırıq. Yəni deyirik bunlar nələrdir? A ədədi, B ədədi. Konstantadır, yəni sabit ədəddir. Həmin o kriterilərdir. Həmin o bizim verdiyimiz çəkilərdir. Buna weight deyilir. Məsələn, mənim pulum 100%-dirsə,
100% 60% bir fonda verirsen, 40% bir fonda verirsen 0,4 olur bir fonçun, 0,6 olur bir fonçun. Bu formada dert etmeye lazım. Ona göre biz bayağıdan izah ettiğimiz bu hisseler yoktu. A kvadratı, B kvadratı bunlar nedir? Sadece hemen o kıymetlerin kvadratlarıdır. Demek burada ne olacak? Şimdi birleşek ki bizim elimizde yine dediğimiz gibi bir portföy investisyası var. Biz A ve B fonduna aynı zamanda yatırım edemek istedik. Bizim elimizde 1000 dolar var. Bu 1000 doların müeyyen çekisini X'e yatırırız. Geri kalan çekisini de Y'e yatırırız. Tamam mı? Bu formada düşünelim. Gelin bakalım. Burada Excel üzerinden ben onu yerine getirmeye çalışacağım. Tamam. Gelin bunu buradan bozak. Buna ihtiyacı yoktu. Bizde X fondu vardı ve Y fondu vardı. Bunların demeli ihtimalları vardı bize. Biri 0,2 idi, biri 0,10'da özür dilerim 5 idi ve bir de 0,10'da 3 idi. Ya, tamam. Y'in gözlentisi menfi 25 dolar buradaydı. Burada demeli desen 50 dolar idi. Burada desen 60 dolar idi. Səhv etmirəmsə. Deyə. Tak. 50 dolar deyə 50 dolar, o birinde 100 dolar düz işte, 100 dolar idi. Tamam böyle. Y fonunda ise gözlenilen belə deyək ziyan 200 dolar, gözlenilen ikinci de 60 dolar, üçüncü de ise 350 dolar idi. Tamam böyle. Biz bir şekilde bunların neyini tapdıq? Deməli standart belə deyək standart sapmalarını tapdıq, riyazi gözləmələri tapdıq. Deməli x üçün 1000 belə deyək də 1000 və bir də standart dev. STD nə idi? Onun riski də. Yəni bunu belə STD yazmışamsa bir şəkildə belə başa düşək də risk. Okay? Risk bu formada. Gəlin STD yazın. Bir də bunun qabağında yazıram yield bir də risk. Okay? Risk. Deməli yield nədir? Gəlirdi. Riskdəki nədir? Yəni itki. Birinci de gözlenen gelirliği 50 dolardı. İkinci de ise ne kadardı? 95 dolardı. Birinci de gözlenen demeli risk 43 tam onda 3 dolardı. İkinci de ise 197 tam onda ne kadardı? Tamam. 193 tam %71. Ha, 193 tam %71. Böyle. Okey. Şimdi biz deyirik ki tamam biz elə bir fond yaratmak istəyirik ki bu fonda verdiğimiz çekiler olacak da ona uygun eləməliyik. Yani bu buradaki kimi ki çekiler olacak. Ne yiyeceğiz biz burada? Bizim elimizde investisiya varsa yani de ki mesela 1000 dolar investisiya var. Bu bizim pulumuzdur. Ne yiyeceğiz biz buradan? Biz buradan müəyyən qədər W'nu ayırırıq mesela X fonduna. Geri kalan hissəsi yoxdur. Bir çıxsın W. Bunu da ayırırıq Y fonduna. Yani W üstə gəlsin, bir çıxılsın W bərabərdir 1'e. Yəni 100%. Yəni mənim ümumi deməli fondum nə qədər? 1000 dollardır. 1000 dolların müəyyən bir çəkisini ayırıram bir fonda, geri qalanlarını başqa fonda ayırıram. Ona görə bunların cəmi bizə 1 verir, 100% verir. Yəni biz bütün pulumuzu yatırım edirik. Amma iki yerə bölürük. O çəki uyğun olaraq iki yerə bölürük. Tamam mı? Bu formada. Okey. Burada da həmçinin W var. Proportion of the portfolio value in asset X. Yəni X deməli asset üçün ayırdığımız deməli çəkidir. Geri qalan isə Y üçün ayırmış. Onda bizim portfelin çəkili, ha, riyazi gözləməsi nə qədər olacaq? Gəlin indi ona baxaq. Riyazi gözləmə nə deyir? Birincinin riyazi gözləməsi və ikincinin riyazi gözləməsi var. Onun çəkili riyazi gözləməsini tapırıq. İndi baxaq. Biz əgər ayırırıqsa, müəyyən bizim məbləğimiz var. Deyək ki, məsələn, gəlin bunu belə cədvəl formasında eləyək. Yəni, sizin üçün də yaxşı görsənsin formada. Biraz da böyüdək bunu. Deməli, bizdə ümumi məbləğ 1000 dollardır. Tamam, bu formada eləyirik. Bunu da belə eləyirik. Belə formada eləyək. Deməli, burada mən bölge eləyəcəm 0,5 0,5. Məcbur deyil yəni 0,5 0,5. Sadəcə mən deyəcəm. İndi bizdə ümumi gəlirlik, yəni X fondu üçün gəlirlik məlumdur. Y fondu üçün gəlirlik məlumdur. Gəl onları belə sarı ilə işarələyək də. Risklər də məlumdur. Riski də qırmızı ilə işarələyək ki, yəni olmaz.
Durmadan ki riske girmesin. İndi diye ki onda portfeline portfelin gelirliğe ne giderdi? Yield. Okay. Böyle de portfolio yield. Yani portfelin gelirliği ne kadar olacak? Bunu tapmak için neyin yeri? Dusturlar demişti bize. Beraber değil. Yani bu vurulsun. Yani ne kadar ayırmışıksa onu vururuz neye? Bunun gözlerinden gelirliği üste gelsin. İkinci çekinde vururuz neye? Bunun gözlerinden gelirliğine. Yani gözlerinden gelirliği ne kadar oldu? 72 tam onda 5. Tamam. Bu gözlerinden gelirlikti artık. Bu bizim elebili ki biz bunu bu kadar gözlüyoruz. Ben. 72 tam onda 5. Yani buradan bakalım. Ama bir portföyün riski de var axı. Tamam, bu riski nece hesaplayırız? Riski hesaplamak için neden istifade edirik dostlar? Varyansın kvadrat kökünün, daha doğrusu standart deviation'a, bu çekili varyansına söhbət gedir. Deməli neyin yiyeceği burada? Her bir çekinin kvadratını vuracağı onun varyansına, birincinin. Mesela x'in ne kadar çeki varmış onun kvadratını vurur onun varyansına. Üste gelsin geri kalan çekini de vurur y'in varyansına. Üste gelir oran arasındaki kavariyasiya. Oran arasındaki kavariyasiya bize ne kadar idi? Yani gelin yazaq burada. Kovaryansı da yazaq da bir şekilde. Kovaryans. Okay. X, Y. Tamam. Kovaryans X, Y ne kadar? 8250. Düzdüm. Bunu bilirik. Şimdi biz risk portfolio risk. Bunu nece hesaplıyoruz? Dediğim gibi. Beraberdi. Kvadrat square root'tu bu formada böyle bir yani funksiyadır Excel'den. Demeli neyin yeri? Birincinin kvadratı, yani birinci çekinin, bu çekinin kvadratı, tamam mı? Kvadratı. Vurulsun neye? Vurulsun bunun riskine. Düzdü. Sonra üste gelsin. Bunu bağladık buraya kadar. Yani bunu daha biraz böyle normalde bağladık buraya. Düzdü. Üste gelsin. Bunun kvadratı. Tamam, kvadratı. Vurulsun buna, bunun riskine bağladık. Üste gelsin. Bunların arasındaki neye? Bunların arasındaki kovariyasiyaya. Ama çekilerle. Tam bakın. Çekilerle kovariyasiya. Yani çekilere vurur sonra kovariyasiya vurmaz. Ama neyini vururuz? 0 tamında 5. Sonra tezden vururuz. Geri kalan faize. Tamam mı? Ve bir de vururuz neyine? Bunun varyansına. Ve mötörlerini bağlayırız. Yes. Ne kadar oldu? Portföyün riski 64'ten %65. 69 mesela 70 mesela. Okay. Yani herisi için eyni çeki ayırsak. 50% ayırsak. Bu kadar alınacak. Şimdi bunların dediği kimi bakın 0,4x fonduna 0,6y fonduna ayırsak ne kadar olacak? Bir şekilde bunu yazıram bu formada. Bir çıkılsın. Özür dilerim. Bir çıkılsın geri kalan hissede. Bir çıkılsın W böyle değil değil mi? İndi ki mesela buna 0,4 ayırırsam gözlerinden geldiği görürsünüz 77 oldu. Gözlerinin riski ne kadar oldu? 63. Bak burada da gösterdim. Okay. DG. Birey. Kvadratı. Kvadratı. Square root. Ben vurdum. Ne düzgün hesaplamamışız. J3. Ha, burada bir de şeye vurmamış aha. 2 J3 yok. Yok vurmuş o. 8.2. Yani J2 bizde 0.6'dı. F2 bizde 0.4'tü. Yani F2'nin kvadratı. Vurulsun F10. J2'nin kvadratı J10. Üste geldi. Tamam. Bu vermedi bize 133. Öyle değil mi? Tak. 133. Nasıl burada? Bir metrece bura kadar. Bu vuruldu. Tamam.
Bu bağlandı burada. Sonra bu. Burada bağlanır. Sonra iki vurulsun. Bunlar arasındaki kavariyasiyaya square root'ta tamam biz ne burada düz alınmıyor. Bir şey. Ha, üzülürsen burada kvadratlarına vurmak lazımdı. Her birinin kvadratına dostlar. Buna göre burada alınmış. Yani buna göre bunu diyelim. Nasıl bir problem yaranır burada. Tamam, bunların her birinin kvadratına da vurmak lazımdı. Sorry. Tak, kvadrat. Görsük 133 tam onda 3 var bile götürmüyor. 29 yani ki onda 3. Bu da belli değil şimdi. Görsünüz 133 tam onda 3. Formada. Yani değil ki yani düşünün ki mesela sizin elinizde pul var ve pulun 40% ayrısı X fonduna 60% Y fonduna. Sizin gözlerinden gelirli ve gözlerinden risk kredi olacak. Bizim gözlerinden gelirliğimiz olacak. 77 dolar gözlerinden risk olacağına da 133. Şimdi mesela düşünün 0,5 olsa her aslında 0,5 olacak. Risk aşağı düşüyor. Gelirliği de aşağı düşüyor. Ama mesela diyor ki ben buna daha çok ayırırım. Mesela Y fonunda. Ben buna az ayırırım. 0,2 yüzde. Riski görürsün ne kadar arttı. Ama gelirliği de arttı. Demek ki siz bu ümumiyyətlə forma gösterir ki siz ne kadar çok riske gelirsinizse o kadar da gelirliğiniz çok olur. Ama gözlenen risk de bir şekilde çok olur. Peki mesela buna 0,01 versek. Bunda ne olacağı? Maksimal risk olacak ve maksimal da gözlenen gelirliği olacak. O bu formada. Buraya kadar aydın oldu mu dostlar? Yani burada hiçbir şey yoktu. Sadece elimizde olanı götürüp ona uygun olarak yani çekili olarak investisya portföyünü hesapladık rahat şekilde. Sual olan var mı bundan bağlı dostlar? Al. Okey. Məhz birbaşa maksimal qazan olacaq məqdəri necə hesablayırıq? Dostlar, onunla bağlı mənim magistraturada iki dənə məqaləm var. İki məqalə portfel investisiyalarına bağlıdır. Portfel investisiyalarında çox kriteriyalı optimallaşdırma məsələsi. Burada tək kriteriyalı da var, çox kriteriyalı da var. Və onun üçün model var. Bu modelin adı yəni Markovits modelidir. Markovits modelindən mən məqalə yazmışam. O iki məqalə, biri xaricdə çıxıb, yəni xaricdə deyəndə Rusiyada çıxıb, Rus dilində çıxıb, Rusiyanın məşhur jurnallarından birində çıxıb. ResearchGate-də də var. Yəni gidib baxa da bilərsiniz. ResearchGate saytında orada cited olunub. Və bir də Azərbaycanda o da yəni xarici, yəni impact faktoru güclü olan jurnallardan biridir. Caspian Journal of Applied Mathematics, Economy and Ecology. Belə bir jurnaldır. Bu jurnal çıxırdı, yəni Riyaziyyat ve Mexanika İnstitutunda çıxır. Ama yəni, konkret olarak cited jurnaldır. Çox yəni, yaxşı jurnaldır. Həmin məqalələrdə cited olunub. Məqalələri tapa bilərsiniz internetdə, problem yoxdur. Götürüb tətbiq də edə bilərsiniz. Orada konkret olarak Lagrange usuluyla optimal hal tapılır. Optimal hal de o efficient boundary var. Ona uygun da efficient frontier. Orada bir var ki global minimum, bir de var ki riskin imkan verdiği en yaxşı nöqtə. O en yaxşı nöqtəni tapır. Markowitz bu modeli keşf edildi 1952-ci ildə, ama bununla bağlı deməli belə deyək də Nobel mükafatı aldı 1993-cü ildə, səhv etmirəmsə 94-cü ildə, 92-ci ildə belə olmalıdır, bu aralıqda aldı. Yəni bu niyə bu qədər uzun illərdən keçəndən sonra ona Nobel mükafatı verdilər? Çünki onun deməli kəşfini kompüter erasına ehtiyacı vardı. Və orada məsələn mən onu Excel-də ifadəsini vermişəm, bu iterasiya usulu ilə
onun hesaplanmasını tapabilmek için orada iterasiya üsulu var da simplex iteratif metoddan en maksimum nöqtəni tapır. Orada Pareto optimum nöqtəsidir. O nöqtəni tapır. Yani en belə deyək də gözlənilən ən yaxşı gəlirli tapır. Ona efficient frontier üzerindeki en maksimum nöqtəyidir. Okay? Yani belə bir şey mümkündür. Yani sualı veren kim idi? Tamam. Bəli, Cəmil Bey sual vermişdi. Maksimal məbləği hesablaya bilərsiniz və maksimal çəkini də tapa bilərsiniz. Ən yaxşı, ideal çəkini. Ona belə deyək də xətti bükmə usuludur. O xətti bükmə usulunu ən yaxşı nöqtədir. Orada bir neçə metod var. Nə bilim, ideal nöqtəyə yaxınlıq metodu var, xətti bükmə metodu var və s. var. Həmin o şeyi tətbiq edib, məsələn de ki, özünüzə portfel yarada bilərsiniz, investisiya yatırım edə bilərsiniz, risklərinizi də hesabla bilərsiniz, gəlirliklərini hesabla bilərsiniz. Bütün application'ı vermişəm orada, bütün kodu da vermişəm orada, götürüb yaza bilərsiniz. İki dənə fundamental məqalədir. Çox kriteriyalar və tək kriteriyalar. O belə. Tamam, dostlar biz şey de eləmədik, break de eləmədik. Düşünürəm ki, biz əvvəldə biraz boşluq bıraxdıq. Break ona görə eləmədik. Eləməsək də yaxşıdır, problem deyil, davam edərik burada. Bəli, hesablaya bilir. Maşın önlüğü alqoritm verməyə lazımdır hesablasın. Çünki siz qabaqcadan verdiyiniz alqoritm əsasında işləyə cavab verdik. Okey, bu formada hesablayır. İndi dostlar belə bir tapşırıq var. Bu tapşırığı sadəcə sizin ixtiyarınıza bırakıram. İngiliscədir. Özünüz bir şekilde bakarsınız. Burada iki tane investisiyadır. Ve bu iki investisiyada deyək ki, məsələn, sizin belə deyək ki, gəlirliyiniz ve xərcləriniz burada verir. Ən ideal nöqtə sizin için nə olacaq? Nədən nə qədər yəni, yatırım edersiniz? Və hansı sizin için daha da effektiv belə deyək ki, fonda olacaq? Onu hesablayıp tapacaqsınız riskini ve gəlirliyini. Burada həmin o belə deyək de, X fondu bir de başka bir belə bir şey verilir. Portfolio example verilir bu formada. Burada görürsünüz aşağıda nə verilir? Tapşırıq verilir. Bunları da hesablayarsınız dostlar. Yani bu şekilde mənə deyərsiniz zəhmət olmasa. Tamam mı? Okey. Deməli, devam edirik dostlar. Yani biz bir şekilde ne hakkında danışmıştık? Ehtimalın paylanması hakkında danışmıştık. Buraya kadar danıştığımız ise biz finansal tətbiqindən danışdıq. İndi keçirik ehtimalın paylanmasından. Ehtimalın paylanması ne demekti? Datanın ümumilikdə paylanmasından söhbət gedir. Misal üçün, gəlin Excel üzerinden bir şey göstereyim size. Tamam, böyle bir şey. Deyək ki, məsələn, bizim elimizde böyle bir data var. Random olarak bunu verirəm. Deyək ki, misal üçün de random bitcoin. Deyək ki, məsələn, 1 ilə 10 arasında müxtəlif datalar biz baxaq görə nələr bizə verir bu formada ve bu formada. Bu kadar elimizde data var. Müxtəlif sayılar da var. Tamam mı? Bu formada. Biz gəlin bunları bir şekilde neyine 1 ile 10 arası olduğu için bir şekilde bunları gruplaştıraq. Yani deyelim ki mesela 1 var, 2 var. Okay. Böyle formada gruplaştıraq 10'a gelir. Okay. Ve götürək bunların içerisinden count if. Okay. Count if verək. Range bizde budur. Tamam mı? Range bizde budur. Var arasındaki F3 F4 okey ve bir de kriteriye de bizde budur yes. Yani ümumi olarak ne kadar bizde data var 200 neydi burada neydi? 200, 1400 ya 255 tane datadır ve 255 tane datanın da paylanması verir. Yani birden 10'a kadar olan datanın paylanması verir. Mesela diyor ki birden 25 tanedir burada, 2'den 26 tanedir vesaire. Bu formada bölgüsünü verir burada. Tamam mı? Bu formada. Şimdi bu datanın bu formada paylanması ne demekti? Yani rəqəmlərin bir de paylanması. Mesela bu paylanma
mesela bir adi bir misal üzerinde yerine getirdikte başka növde olan datalar da başka növde paylanmalar olur. Mesela de ki yine de müracaat edelim Azerbaycan ahalisinin orta çekisi var. Düzdüğü. Azerbaycan ahalisinin çekisi minimal olarak mesela de ki en küçük balaca uşak orada yeni doğulmuş mesela de ki 3 kilo ya 2 kilo. Oradan başlayır en maksimal çeki de ki mesela 200 kilo. Misal çok da kimisi çekisi 200 kilo. Yani bu diapazonda 3 kilo ile 200 kilo arasında diapazonda muhtelif çekiler var. Tamam mı? Bu çekiler paylanır. Ama bir şekilde dikkat edin. Paylanıp ne formada paylanır? Şimdi bizim bu nöbeti izah edeceğimiz ders hem bu paylanmaların formaları hakkında olacak. Elbette ki datanın tipine göre yani numerik datanın tipine göre. Diskretti yoksa continuous yani diskret yani kesilen datada natural kıymetler alan datada yoksa continuous'tu. Continuous ne demedi? Kesilmez kıymetler alan datada. Tamam mı? Yani biz bu formada biz bunun neyeceği paylanmasına bakacağız. Okay. Yani paylanmalar muhtelif formada olur. Diskrete ait olan paylanmalar var ve continuous'a ait olan paylanmalar. Yine dediğim gibi. Misal için bir üniversitede okuyorsunuz. Bu üniversitedeki uşakların boyları yani boy yani 1,50 boy da olabilir, 2 metre 10 santim boy da olabilir. Bu paylanma. Ama yani bu paylanma hangi hususiyetle paylanıp beraber mi paylanıp yani heresinden beraber sayıda da mı? Yoksa orta boylular daha çoktular. Yani 1,76 ya 1,80 boylular daha çoktular. Belki mesela küçük boylular daha çoktular. Bu problemi halleleyen statistikanın sahası paylanmalardı. Okey mi? Paylanmalar. Gelin bakalım. Hansı növ paylanmalar var? Yani var diskret demeli diskret probability distribution var. Yani diskret ihtimal paylanması var. Bir de var continuous kesilmez datanın ihtimal paylanması var. Tamam mı? Bak buradaki halda ve bizim halımızda heresinden olan sayıda düzlüğü ama bir şekilde bunların yani ihtimallerini tapabilir düzlüğü. Ne yapıyoruz biz burada? Bunu bölürük bunların cemine düz mü? Sum. Yani hamısının cemine. Fn, F4 verilen ne vereceği onun hemen bu datanın içerisindeki payını göstereceği ve cemine de 1'dir, 100%. Her birinin faizini gösterdi. Ha, tamam da bunları hamısını 100'e vursak, 100'e vurmasak da yani adı da olardı yani bu faiz içerisinde vursa bize faizini gösterecek. Yani gösterir ki burada tamam 10 datası en çoktu. Bir de 7 datası. Heresinden ne giderdi? 13 faiz. Yani bu ümmü datanın 13 faiz nihayet edir. En az hansıdır? Daha göre 7 faiz. Yani 9'du. Daha az. En azı oldu. Buna da bunun paylanmasını gösterdi bir şekilde. Anlaşıldı mı bu formada? Diskret tezatifi değişenin paylanmaları bir neçe formal var. Binomial var, Poisson paylanması var, geometrik var, hipergeometrik var vesaire. Ha tamam. En çok istifade olan hangisidir? Binomial ve Poisson. Binomial ve Poisson hakkında danışacağız biz. Bir de var continuous. Yani kesilmez tezatifi değişen paylanmalar arasında normal paylanma var, uniform paylanma var yani beraber paylanmadan söhbet gelir. Hem şimdi eksponansiyel var, gamma var vesaire. Ama yine de en çok istifade olunan normal paylanmadı. Normal paylanma hakkında geçen derslerde danıştık da Z-score'u hesaplıyorduk ve normal paylanmanı göstermek için de bakırdık ona düzdü. Yani onun hakkında çok danışacağız çünkü ümumiyyətlə statistika statistikanın öğrendiği ve normalde prognoz edebileceği data normal paylanmış data olur. Ya o normal paylanmış data olmalı ya da o normal paylanmamışsa bir şekilde normala getirmeye lazım onu. Onun da aletleri var. Onun hakkında danışacağım. Tamam. Demek ki ilk paylanmamız bize neydi? Bernoulli paylanmasıdır. Yani bu binomial usulünden olur. Bernoulli paylanmasıdır. Bu paylanma nece olur? Bu belediyette non-trivial distribution'dır. Belediyette 0 ve 1'ler. He ve yok. Pass, fail veya peki good, defective, girl, boy, success and failure vesaire. On, off. Yani iki tane cevabı olan datadan söhbet gelir de. Yani Bernoulli paylanmasını bu şekilde elde. Bernoulli paylanmasının belediyette paylanmanın ihtimalı pi adedi vasıtasına olur.
ya pi ve bir de bir çıksın pi olur, geri kalan ise olur ve onun riyazi gözlemci pi'di, varyansı da pi vurulsun bir çıksın pi'di. Yani standart kenarlaşması da varyansın kvadratik kökü, yani bu aydın bir şekilde. Okay. Biz bunu hesaplamak için Excel'de de tool var, bu slide'da da var, bu slide'ı gönderende de göreceğiz içerisinde. Excel'de hesaplama gaydası da var. Sadece ben bir şekilde o düsturda göstereceğim. Ama bunun paylanması orta mektep kursundan geçirilmiş belediyetten Newton binomu yoktu. Onun esasında. Yani düstur onun esasında hesaplayır. Düsturu bir şekilde yada sıfırlamaya ihtiyacı yok. Lakin ne için istifade olunur onu bilmeyi lazım ki. Ha, onu da göndereceğim Namık Bey. Yani ben kesin defa danışmıştım da göndereceğim. Yani unutmuşum, onu göndereceğim size. Bu her ikisini göndereceğim ki siz yerleştirirsiniz. Notion'da. Okey. X bir şekilde Namık Bey'e de teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Namık Bey bu kurs arasında bize büyük desteği oldu. Çok sağ olsun. Ona minnettarım. Bizim işimizi ümmetle bu belediyette bu kursun el çatanlığı ve onun belediyette materyallerin bir şekilde bir yerde yerleştirilmesinde yani eziyeti var. Teşekkür ederim Namık Bey'e. Minnettarız. Onun sayesinde wide link yaratıldı. Her şey orada yerleştirildi. Rahatçılıktı. İstenilen zaman müracaat etmiyorlar. O öz resursundan ayırdı temennası şekilde. Çok sağ olsun. Okay. X number of successes in the independent Bernoulli trials. Kesin defa yazdıysa biz danıştık. Neden? Dedik ki bizim X kıymetimiz var. X datamız var. Mesela de ki pull. Atır onu. Düştü. Nice defa düştü. Mesela bu. Yani. De ki mesela biz de ki mesela head tarafını tutturursa atılıp düştü. Düşende head tarafı düştüyse bizim için nerede? Yani o de ki 50 gapi tarafı düştüyse bizim için success değil. Harita tarafı düştüyse bizim için failure. Okay mi? Tamam, bunun bu formada düşmesi bize ne getirir? Bunun ihtimalini nece hesaplayalım? Bir defa olduysa problem değil de onu taptık. Ama biz bir neçe de atsak ve onlar için ihtimalini hesaplasak. Yani asıl belediyete müstəqil ihtimal hesablasa onu necə hesablayacak, biz ondan danışacağız. Buna bağlı misallar ne olabilir? Mesela de ki, A qiyməti, fakültede A qiyməti alanların ihtimali. Bir nəfər mi alacak, iki nəfər mi alacak, üç nəfər mi alacak, beş nəfər mi alacak, on nəfər mi, yüz nəfər mi? Onun ihtimalini qabağcadan biz hesablayırız. Neyin əsasında? Keçmiş datalar əsasında. Tamam. Həmçinin dəzgahın defekt produkt istehsal etmesi, defekt məhsul istehsal etmesi ihtimal veya her hansı bir candidate var, de ki candidate nereye bir parti demeli mensubudur, prezident seçkilerinde iştirak edir, ona neçe nəfərin səs verməsi, yani belediyette nəzərdə tutulur veya neçe dəfə oyunda belediyette galip gelen olacağı. Belki Stanley Cups var da meşhur o Wimbledon'da oynuyorlar, ne oynuyorlar, o teniste neçe defa galip gelinecek vesaire. Bunlar ne hesaplanır? Binomial distribution. Niye hesaplanır böyle? Çünkü onlar discrete variable. Yani bir defa galip ki bir tamında beş defa galip olur. Ya da iki tamında üç defa galip olur. Yani ya bir olur ya iki olur ya üç olur ya dört olur. Bu formada. Yani discrete kıymetler alır. Okey. Formada. Harda istifade olunur. Tamam mı? Yani bayağı dedik de hansı data tətbiq olur? Şimdi harda istifade olunur. Birinci, manufacturing plant labels items as either defective or acceptable. Yani istehsal prosesi gelir. Məhsul defekt olacak yoxsa uygun olacak. Yani istifadəyə yararlı olacak. Veya a firm bidding for contract will either get a contract or not. Mesela şirket mesela kontrakt için tenderde iştirak edir. Şirket neçə dənə şirket bunu kazanır? Bir şirket mi, iki şirket mi, üç şirket mi, beş şirket mi? Mesela kontraktların sayı olabilir. Veya mesela marketing research olur. Mesela siz bir ki şeydir, sizde bir datanız var elinizde, onun esasında ise ki insanların neçe faizi, ne kadar insi hissesi, yani alacak məhsul yoksa almayacak. Yes I will buy, no I will not buy, bu formada. Belki mesela new job applicants either accept the offer or reject, yani verilen teklifi kabul edecek yoksa yok. Burada have a yok, görürsünüz iki tane yani kıymetlendirme. Bunun hesaplanması için
Böyle bir formuldan istifade olunur. Formuldan korkmaya ihtiyaç yoktu. Burada hiçbir şey yoktu. Çok adi ve sade bir şeydi. Faktöriyaldı, kombinezondu burada. Başka hiçbir şey yoktu. Misal üçün gelin bu esasta ihtimalına bakaq bir şekilde. De ki mesela böyle bir şey götürürük de. Misal üçün benim elimde bir coin var. Tamam mı? Simetrik coin'den söhbət gedir. Simetrik coin'dan söhbət gedir. Bu formada bir coin'di. Okey mi? Tamam. Gel beni götüreyim. Bunun hansı tərəfləri vardı? Danışmışdı bu vaxt. Yani, head tərəfi var. Bir de ne vardı? Tail tərəfi var. Head tərəfi de mənim üçün ehtimalı var. Tail tərəfi de mənim üçün ehtimalı var. De ki, məsələn, mən deməli belə deyək də Duster defterine ihtiyaç yoktu Firuze Hanım. Burada hiç kimse sizden Duster'ı ezbere soruşmayacak. İhtiyacı olmayacak. Size sadece onun application'ını soruşacaklar. Yani harda ne istifade edersiniz? Mesela siz eğer data science'dan bağlı belə deyək də interview'a katılacaksınızsa orada sizden data science'dan bağlı suallar olacak. Sizden olabilir hani kod sorusunda, sizden herhangi bir mesela SQL aktarış sorusunda ki mesela SQL kodu yazıp neyse elde edebilirsiniz onun sorusunda. Olabilir ki statistika sorusunda ki yani, tamam Z score ne için diyor? Yani T score ne için diyor? Ümumiyyətlə P value ne için diyor? Ümumiyyətlə hypothesis ne için diyor? Vesaire. Bu formada. Soruşacak diskret ne demek, continuous ne demek, datanın təbiətini soruşabilir. Heç kəs sizden soruşmayacak ki, gəlin bu boyda şey var, nədə uzun bir formula var, gamma formula, onu yazın. Heç kəs sizden onu istəməyəcək. Tamam mı? Ona göre yani onunla bağlı rahat olun. Burada başa düşen neyi lazım olan ise, buyurun. Ama mənim eşitdiyimə görə bəzi şirkətlərdə interviewlarda, data analitik interviewlarında məsələn belə suallar verirlər. Standart yayınmanı soruşurlar ki, məsələn əllə hesablayın və yaxud da ehtimallar soruşurlar, ehtimallara aid məsələlər verirlər. Ehtimala aid məsələ verirlər. Verseler belə çox rahat olar. Yəni o qədər də çətin olmayacaq. Mən sizə deyim. Yəni adi bir şeylərdə, yəni ehtimalı hesablamaq, yəni orada yəni formulaların məsələn ki varyansın formulunu bir şeylə onu yada saxlamaq bir problem yoxdur ki. Yəni hər bir datadan onun riyazi gözləməsi çıxırıq, kvadratı yüksəldirik, böyük en çıxsın bir şu. Cəmləyib bölürük. Yani bir şekilde onu biraz bilmek lazım ama hiç kimse mesela bu indi gösterdiğim formülü sizden soruşmayacak. Onun olabilir sizden soruşacak ki kodunu soruşacak. Mesela olabilir ki Excel'de sorsun ki o nedir? O da Bernoulli'de binomial yazırsız hesaplanır. Okey. Namık Bey düzdür. Elle hesaplayan kalmayayım yani. Sadece standart kenarlaşmanın tep şeyini soruşacak. Mesela ben de şey eləmişim, de interview eləmişim. Yani 40'dan çok işçi mesela görürsen ki interview eləmişim. Mesela vaxt olub recruiting kimi getmişim orada. Interview eləmişim. Bizim elə şeydə, məhsələ neydi belə. Sualımız yani normalde belə deydi. Heç vaxt demedim. Gə formulu yaz. Formulu yazmağa da ihtiyaç yoxdur. Mənə lazım idi ki adam bunu başa düşür yoxsa yox. Orada standart kənarlaşma deyəndə nədir? Standart kənarlaşmanın variansını qarışdırmır mı? Qarışdırır mı? Və ya ki, ümumiyyətlə data versə o birinci nəyə baxacaq orada? Tamam mı? Bəli. Bəli, biz bir şekilde deyirik ki, hə, yaxşı, biz coin'ı atırıq, hə, en bərabərdir 5 dəfə atırıqsa, bizim mümkün neçə halımız olacaq dostlar? 6 dənə. Ya 0 dəfə düşəcək bizim success, bu bizim success'dir, düzdür. Bu isə failure, düzdür mü? Ya bizim üçün uğursuzluq tail'dir, uğur nədir? Success'dir. Bu ya 0 dəfə, ya 1 dəfə, ya 2 dəfə, ya 3 dəfə, ya 4 dəfə, ya 5 dəfə, ya da ki 5 dəfə. Yani mümkün 6 dənə hal olacaq. Binom, yəni Bernoulli distribution nəyi hesablayır? Bunun ehtimalını hesablayır. Tamam, hər birinin ehtimalını hesablayır. Bərabər, yəni ümumiyyətlə nə qədər ehtimal düşəcək. Nəyin əsasında hesablayır? Əvvəlki ehtimalların əsasında. Yəni biz bilirik ki, yəni biz qabaqcadan bilirik ki, bunun da ehtimalı 2-də 1-dir. Bunun da düşmə ehtimalı 2-də 1-dir. Bunun əsasında hesablayır bizim üçün. Tamam, indi biz bu misalı biraz, yəni daha simple yəni, tutaraq, yəni 2 dəfə olsa nə olacaq onda? Yəni bizdə mümkün nə qədər olacaq? Mümkün 3 dənə hal olacaq dostlar. Yani mümkün 3 tane hal olacak. Yani o mümkün 3 tane halı biz burada geçen şekilde indi hesaplayacağız. Yani hiçbir problem yoktu. Narahat olmuruq.
3 tane halı hesablayacak. Yaxşı. Deyək ki, əgər 0 olsa, tamam da 0 olsa, yəni mənim heç bir uğuru qazanmasam, 2 dəfə atılsa, ikisində də head düşməsəm. Onun ehtimalı nəyə bərabərdir? Baxın, buradakı düsturda nə edəcək? Bu n-in yerinə n neçə dəfədir? 2-dir, düzdür? X nədir bizdə? 0-dır. N 2-dirsə, x 0-dırsa, onda bu bərabərsizliyin bu tərəfi, daha sonra bu bərabər, üzr istəyirəm, bərabərsizliyin deyirəm, bu tənliyin bu hissəsi olacaq 1. Çünki n çıxılsın 0 olacaq, burada n faktoriyal olacaq, burada 0 faktoriyal 1 olacaq, n faktoriyal, yəni 2 faktoriyal bölünsün, 2 faktoriyal burada oldu 1. Yəni bununla bizim işimiz yoxdur. Geri qalan hissəyə baxırıq. Bizim probability nə qədər idi? 0.5. 0.5 üstü 0 eləyir 1. 1 çıxılsın pi-də nədir? 1 çıxılsın 0.5, düzdürmü? Onun da üstü n çıxılsın x olduğu üçün, n 2 olduğu üçün 0.5-in kvadratı nə qədər olacaq? 0.25. O da vurulsun 1 olacaq 0.25. Tamam mı? Birincinin ehtimalını tapdıq. Sonra əgər məndə bir dənə uğur olsa, yəni 2 dəfə atsam, flip coin, flipping coin eləsin, bir dəfə uğur olsa, onda nə olacaq dostlar? Baxın. N bizdə 2-dir. 2 faktorial. X 1-dir. 1 faktorial. N çıxılsın bir də 1 faktorial. Bu tərəfdən biz alacağı 2. Düzdürmü? 2-ni buradan aldıq. Bizim işimiz yoxdur bundan. Qaldı burada. Sonra pi bizdə 0.5-dir. 0.5 üstü 1 edir. 0.5. Burada da bu tərəfdə də 0.5 aldığımız üçün 2 çıxılsın 1. 1 edir. 0.5 üstü 0.1. Bu da edir 0.5. 0.5-ə 0.5-ə vuranda eləyir 0.25. Bir də bu tərəfdən aldığımız 2-yə vuranda eləyir 0.5. Ona görə 1-in də ehtimalı olacaq 0.5. Bunu hesablaya bilərsiniz, bu da elə 0.25 eləyəcək. Görürsünüz, rahat şəkildə gözlənilən nəyi tapdıq biz dostlar? Gözlənilən ehtimalları tapdıq. Bu belə. Mən biznes kesdə də hesablayacağım dostlar, narahat olun. Biznes kesdə tətbiq eləyəcəyik biz onu, konkret olan. Bizim ehtimalı hesablaması bu formadaydı. Siz bu düsturu götürüb, eyni bu düsturu götürüb, x-in qiymətlərini yerinə qoya bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, deyirsiniz ki, x-in qiymətləri, deyək ki, məsələn, yəni, x-in qiyməti olsun, 3 dənə qiymət alsın, məsələn. Yəni, n bərabər, deməli, 4 olsun, 5 dənə qiymət alacaq. Success 1 dəfə 0 dəfə olacaq, 1 dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə və 4 dəfə olacaq. Və onlar üçün hər biri üçün də ehtimalları tapa bilərsiniz, dostlar. 50-50 oldu, anlamadım. Nə 50-50 oldu, Məhməd bəy? 50-50 olan hissəsi nə idi, anlamadım. Mən onu mühəndis hədisi, mən başa düşdüm. Hə, 0-ın 0 dəfə düşmə və 2 dəfə düşmə ehtimalı, ikisi bir yerdə 50% oldu. 1 dəfə düşmə ehtimalı da 50% oldu. Yəni biz bu datanı götürsək, bunun riyazi gözləməsini tapsa, əlbəttə ki, yəni gözlənilən ən azı 1 dəfə düşmə məsələsi də düzdür. Onda nə olacaq? 0 vurulsun 0.25, üstə gəlsin 1 vurulsun 0.5, üstə gəlsin 2 vurulsun 0.25. Bərabər nə olacaq? 1. Okay. Bunun riyazi gözləməsidir. Bu heç, onu hesablamaq problem deyil. Okay. 5 dəfə olsa artıq yenə də eyni qaydada bizim düsturumuz necə idi? Bizim düsturumuz p-ni x-in tapmaq üçün neyini idi? N faktorial bölünsün x faktorial vurulsun nəyə? N çıxılsın x-in faktorialı vurulsun pi üstü x vurulsun 1 çıxılsın pi üstü n çıxılsın x. Bu formada yəni. Düsturu yerinə qoyub rahat şəkildə hesablayırsınız. Yerinə qoyub. Bu tərəfə bu hissə kombinezondur. Geri qalan bu hissədə ehtimaldır. Tapmaq üçün. Amma sizə sual verilsə desə ki, ha tamam, binomial paylanma, Bernoulli paylanmasının riyazi gözləməsi nədir? Elə pi-dir. Yəni bizimki nədir? 0.5 idi. Düzdür? Bizim yəni coin-in bizə sərf edən tərəfinin düşmə ehtimalı nədir? 0.5 2-də 1. Onun ehtimalı oldu. Amma variansı nədir? 0.5 vurulsun 0.5 digər hissəsinə. Oldu 0.25. Ondan kvadrat kök alsaq nə verəcək? Standart sapması. Standart sapma nədir bizdə? Onun riski. Yəni o da onun olur 0.5 bu formada. Başqaları üçün eyni şəkildə hesablaya bilərsiniz. Məsələn bizdə əlimizdə var flip a coin 4 dəfədir. Hər biri üçün ehtimallarını hesablaya bilərsiniz bu formada. Bunun hesablanması, yəni counting techniques deyirlər də buna. Yəni
kombinezon formasında, combination değil de ona kombinezon formasında hesaplanır. Yani bu listesi budur. Geri kalan listesi ne dedi? Bernoulli trials diller de buna. Geri kalan listesi de binomial distribution bu formada. Okey. Yani burada bu misal verildi. Burada misal için de ki kombinezon harda istifade olunur. De ki mesela sizin bir ben daha çok dondurmadan daha çalışalım dostlar. Bir sizin dondurmaya heveskar yani. Neyse. Dondurma satırsınız siz. Dondurma. Ak dondurma mesela. Ama sizin 31 tane muhtelif flavor yani tatlar var da böyle de işte, güller mi tatlar mı falan. 3 kombinasyalı neçe cür ice cream satabilirsiniz. Onun kombinasyonunu tapırsın için bu formada 31 faktöre bölünsün. 3 vurulsun 31 çıksın. 3 faktöre. Bu da cemi 4.495. Yani 31 tane dadı varsa sizde muhtelif dadı varsa siz pazara 4.495 tatlı marujna çıkarabilirsiniz. 31 flavor'dan 3. Yani 3 defa koyursa hele bir ki 3 tane kombinasyon. Olur olur mesela dondurma üstüne 3 tane renk koyuyorlar. 3 tane de muhtelif tatlar. Ya yani 10 diyelim yani. Teselli onun 31 cüldü. Siz 3-3 koysanız neçe tane kombinasyon da koyabilirsiniz? 4.495. Bu da yani kombinasyon vasıtasıyla da o kadar başınızı ağrıtmıyor dostlar. Şimdi bir mesela. Diyelim ki sizin elinizde bir data var. Data var. Şirket değil. Siz de ki mesela bir şirkette çalışırsınız. De ki size ne lazımdı? Size lazımdı ki neyse diyelim. De ki müşterilere zengelirsiniz misal için. Müşterilere zengelirsiniz. Ve bir şekilde siz bilirsiniz ki siz sales manager'sınız. Sizin komandanız ayda geçmiş datalardan ayda ortalama 500 nefere zengeliyor. Bakın 500 nefere zengeliyor. Bu 500 neferden 50 neferini bakın 500 neferden ortalama 50 neferini siz özünüzün müşteriniz edebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi sual olunur. Sual olunur. Bu 500 nefer 500 nefer. Yani sizde onda success ve failure'ın şeyi nedir? Yani ihtimalı. Yani success'in ihtimalı sizde olur 0,1. Çünkü 0, 50 neferi 500'e bölünde 0,1 yani 10 faiz demektir. Failure yani uğursuzluğun ihtimalı nedir sizde? Geri kalan ise 0,9. Tamam mı? Çünkü bir şekilde belədir. Yani bu case aydın olur mu hamıya? Yani şirkettesiniz. Sizin geçmiş datalarınız var iller üzere. Ortalama sizin komandanız 500 nefere zeng gelir ayda. Bu 500 neferden danışırsınız, görüş, davet falan filan 10 neferi şirketin müşteri, daha sonra 10 faizini şirketin müşterisi eleyebilirsiniz. Yani 50 neferi şirketin müşterisi eleyebilirsiniz. 90 neferi 90 faiz yani 450 neferi eleyebilmişsiniz. Bu adi hesaplama usulü. Ya da ki mesela 100 nefere zenginsiniz, 10 neferi müşteri eleyebilirsiniz, 90 neferi eleyebilmişsiniz. Adi bir kaydadır. Misal için 100 nefer götürüyor. Şimdi sual olunur. Onda bizde n sayı ne olacak? 100 olacak. Düz değil mi? 100 olacak. Şimdi sual olunur. X neyi hesaplayacaksınız? Bu 100 neferden 0 neferi müşteri eleme ihtimaline giderdi. 1 neferi müşteri eleme ihtimaline giderdi. 2 neferi, 3 neferi vesaire 100 nefer. Müşteri eleme ihtimali neye beraber? Bunu siz Bernoulli yani binomial distribution vasitesinden hesaplayabilirsiniz. Demek bize ne var burada? N size var mı? Var. 100 nefer. Şey var mı bizde? İhtimal var mı? 0,1 var. Tamam mı? Var. Geri kalan ne kaldı? Yani koyuruk yerine. İhtimal da var. Her şey var. Hesaplayırız. Bu şekilde. Yani hesaplaması bu formada. Şimdi Excel'de onu göstereceğim bir şekilde. Misal için size böyle bir sual verelim dostlar. Diyelim ki size deyilib, şimdi gazeteden okumuşsunuz, statistika komitesi deyilib, fergi yoktur. Size deyiblər ki, bu şehirde defekt kompüter satışının ehtimalı neye beraberdi? 0 tam %2, yani 2 faize beraberdi. Yani bu şehirde satılan kompüterlerin 2 faizi defekt çıkar. Siz de şirkette işlersiniz. Deyirsiniz ki, mən gedirəm şirket için okay, 10 tane kompüter almağa. Bu 10 kompüterin, bakın 10 kompüterin ikisinin defekt çıkma ihtimali neye beraberdi? Çünkü siz bir şekilde bunu hesaplamalısınız. Tamam mı? İki, yani size deyibler ki tamam siz 10 tane kompüter alırsınız şirket rehberi deyip. Olabilir ki
iki tanesini size bağışlayabilir. Yani defekt olabilir. Problem değil. Ama ikiden çok olmasın. Size deyiz ki iki tane kompüterin defekt olma ihtimali neye beraber? Demek burada ne var? X2, N nedir? 10'du. 10 tane kompüter almak. Pi de nedir bizde? 0'da %2. Yani success'ın yani defekt çıkma ihtimali. Burada defekt bizim için success'tir. İhtimal nedir? 0'da %2. Yani 2%'dir. Yerine koyup hemen düsturda hesaplayabiliriz. Ne alırız? 0'dan ne bileyim 100 binde. 100 binde 1531. 20 faiz değil Mehmet Bey. 1 tam onda 5 faiz. Ya bunu 100'e vursak. Ne olacak? 1 tam onda 5 faiz. Cem'in 1 tam onda 5 faiz. Sizin dediğiniz değil. Yo, 20 faiz değil. 20 faiz değil. O ümumi şehirde satılan bütün kompüterlerin cem'i 0'dan %2 yani 2 faizi defekti çıkar. Sizin halınızda iki kompüterin defektiz, dustursuz sadece böyle yani bölmeyle değilse öyle değil. Yani bu dusturu budur. Binomial distribution vasıtasına, yani binomial paylanma vasıtasına hesaplama kaidası budur. Koyuyorsunuz yerine hesaplayırsınız. Tamam mı? Bu formada. Bunun riyazi gözlemesi neye beraberdi? N sayı vurulsun pi'ye. De ki mesela bizim biz diyelim ki mesela misal için diyelim ki ben Filipin Konya'yı benim gözlemim kitabımda bir ise 10 defa atsam onun riyazi gözlemesine beraber 10 vurursa sıfır yani 5 olacak. Yani 5 defa düşme ihtimali var. Varyansı neye beraberdi? N vurulsun pi vurulsun bir çıksın pi. Sana sapması ne diye? Onun kvadrat köküdür. Bu formada. Böyle. Bu da onun hastalarıdır. Excel üzerinden bunun hesaplama metodologiyaları da var. İndi onun hesaplama metodologiyasını indi göstereceğim. Diye ki bayağı halımızdan söhbət gedir. Misal üçün siz şirkətdəsiniz. Sizin şirkətdə de ki en yani 100 nəfərə zəng edirsiniz. Ehtimalı bunun yani pi deyək də ehtimalı bunun nədir? 0,1 yani 10% yani müştərini saxlaya bilirsiniz siz. Düzdür? 100 nəfər demək 100 nəfər çox olacaq. Yəni gəlin 20 nəfər yazaq da misal üçün. Yəni 10%-in 10%-in nə qədər olur bunu? 2 nəfər. Yəni 2 nəfəri müştəri. Yəni 20 nəfərdən 2 nəfəri siz özünüzün müştərisi eləyə bilərsiniz. İndi sual olunur. Bu 1-dən 20-yə qədər yəni müştəri eləyə biləcəyim şəxslərin faizi nədir? Deməli mümkün 21 dənə hal olacaq. Amma o zaman x-imiz nə olacaq bizdə? X bərabərdir 0 hal. Yəni 20 nəfərdən heç kəsi müştəri etmirəm. Bir nəfərə edirəm və 20 nəfərə qədər olan şəxsləri müştəri edirəm. Onda bunun ehtimalı nəyə bərabər olacaq? Bu formada götürsək yəni nəyə bərabər olacaq? Burada Newton binomunu, yəni dediyimiz kimi də o binomial funksiyadan hesablayırıq. Dəqiqə, bunu bu formada vereyim. Dəqiqə. Deməli, baxın burada verilən kimi görsə binom dist. Belə bir funksiya var. Binom dist. Binom yazsanız binom dist gəlir funksiya. Deməli, bizdən nə soruşur burada? Soruşur, dəqiqə, bu niyə belə gəldi? Ha. Bir şəkildə bizdən soruşur number, yəni neçə dəfə düşəcək? Bu biraz belə bu tarafa düşür. Yani biraz bunu böyle uzadık böyle bu formada. Yani binom dist yani number neçe defa düşecek? Düşme ihtimali düzdü. Düşme ihtimali. Neçe defa baş verir? Yani trials ne kadardı? 20 defa. Biz bunu fix elemeliyiz çünkü değişmesin. Sonra ne var? Ehtimali ne kadardı? 0'dan %1. Yani 0'dan %1 delta 10 faiz. Bunu ihtimalda fix eledik. Sonra bir de İki formu var. Var probability mass function var. Bir de var cumulative distribution function. Biz false götürürük, probability mass function götürürük ve tapırıq. Baxın. Bizim için bak, bu formada götürsə bunu biraz pozun. Bizim için bunun bir şekilde bunun ehtimalını tapmak bizim için görürsünüz bu formada taptık. Şimdi bunu belə deyək de faize çevirirse bakın fikir verin. Yani 10% müştərinin yani müştəri edinmə ehtimalını görürsünüz. Faizlerin verilir. Yani bu bize deyir ki siz 20 nəfərə zəng etsəniz heç bir şəxsin sizin müştəriniz olmama ehtimalı 12%'dir. Bir nəfərin sizin müştəriniz olma ehtimalı 27%'dir. İki nəfərin müştəri olma ehtimalı 29%'dir. Üç nəfərin ki 19 sonra ged-gedə aşağı düşür və 20'ye doğru getdikcə sıfıra dönüşür.
Ha, bir şekilde eğer biz bunu 0,2 olmasa, 0,1 olmasa, 0,2 olsa faizler değişecek. Görürsünüz. Yani sizin gözlentiniz ne kadar azdısa faizler daha çok şeye doğru, kişiye doğru yığılacak. Ne kadar çoktuysa daha çok büyüğe doğru yığılacak bu formu. Ve bir şekilde iki müşterinin demeli gözlentisi daha çok. Yani 30 faiz biz gözlentiniz var ki diğer siz ki. Yani biz reportta rehber size diyecek ki tamam filan kez Firuze Hanım, Mehmet Bey, bilmem kimse. Sizin gözlentiniz nerede? Neçe nefer sizin müşteriniz olacak? Siz diz ki bir de gözleyin, bir hesaplayayım. Belli sıfır yuvarlaştırmıştı yani sıfır faizdi yani çok küçükti. Yani gözleyin hesaplayayım. Siz gözleyin hesaplayırsınız bu formada. Diz ki Melim yani biz gözleyirik ki 30 faiz gözlentimiz var ki 2 nefer bizim müşterimiz olacak. 19 faiz gözlentimiz var ki 3 nefer bizim müşterimiz olacak. Tamam mı? Yani bu konkret olarak reportun bir hissesi olarak takdim edebilirsiniz. Ya o da düzü tamam da yani bu ağlıyım. Harada hesabım burada hesabım. Aydın mı dostlar? Özünüz hesaplayabilirsiniz herhalde düşünüyorum bunu. Hiçbir problem yoktu. Bayağı dediğimiz mesele de aynı şeydi. Misal için diyelim ki Filipin coin'den söhbet gibi. X bizim Filipin coin'de. Ben bunu neçe defa atıram? De ki mesela 5 defa atıram. En size bir de 5 defa. İhtimal nedir? 0,5'ti. Yani aydındı biz biliriyor. Tamam mı? Ya bunun için de hesaplayabiliriz. 0, 1, yani 5 defa ihtimal olsa yani mümkün neçen hal olacak? 6 mümkün hal olacak. Tamam mı? Yani biz bu 6 mümkün hal için yine de ihtimal hesaplayabiliriz. Beraber de binom dist number neçe defa düşme trials 5 defa de fikse edilir bunu dostlar. Ehtimalı var. Bunu da fikse edilir. Ve sıfır yani belediyette cumulative sıfır olsun. Probability mass olmasın. Bu formatta. Ve ehtimallerine baksak görürsünüz. Hazır. Yani bizim yani halımızda coin'de bizim success tarafı 2 defa düşme ihtimali, 3 defa düşme ihtimali demek olarak ki beraber de 31 faizdi. Hiç düşmeme ihtimali 3 faizdi. 5'inde de yani 50 GP tarafı bizim uğurumuz olan hisse düşme ihtimali 3 faizdi. Bakın görürsünüz bu formatta. Çok asan şekilde hesaplayabilirsiniz. Benim. Ümit ederim hamıya aydınlı dostlar. Eğer aydın olmayan hisse varsa yapabilirsiniz. Okey. Sonra. Yani burada Excel application verilip ne inemeye lazım olduğu da burada gösterilip varyansı da var, square root da var ve her şey var burada. Burada da hesaplayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Tamam, böyle. Növbəti bizim paylaşmamız Poisson paylaşmasıdır. Ben Poisson paylaşmasını saxlayacağım bizim gelen dersimize. İndi hal-hazırda daha çok sizin belə deyək də, suallarınız için vaxt ayırmağa çalışacağım. Çünkü suallarınızı da verme imkanınız olsun diye. Tekrar buradan çıxdıq. Tamam. Bəli dostlar, belə bu dərsimiz bura qədər. Sualınız var mı? Suallarınızı gözləyirəm. Kimi sualı varsa yəni əl qaldıra bilər, yəni sual verə bilər. Səsli də verə bilər. Yazsaz biraz gecə olacaq ama səsli versəz daha yaxşı olacaq düşünürəm. Buyurun. Ha, ikinci dərsə aiddir sualınız. Buyurun Firuzə xanım. İkinci dərsə aid sualınız var, verə bilərsiniz. Mənim sualım biraz correlation covariance aiddir. Düzdür, siz onu dəfələrlə izah elədiniz, amma məndə biraz anlamaq çətindir onu. Belədir ki, sualım, məsələn, sadəcə bizə tutaq ki, sadəcə correlation-ın qiymətini verirlər. Biz oradan həm əlaqənin istiqamətini, hansı ki bu covariance-dır, həm də gücünü ala bilərikmi? Sadəcə, yəni qiyməti veriblər, hesablanmanı göstərmirlər. Ben. Hem əlaqənin gücünü görebilirsiniz. Yəni correlation-ı bir Bakın, gelin belə deyim de ben buradan bir tane həm də istiqamət. ben paylaşım vereyim buradan bir defa da göstereyim size. Deməli buradan baxaq bizde ki de ki size
belə bir, yəni, məsələn, bölgü veriblər bu formada, belə. Və data bu formadadır. Məsələn, belə verilib, belə, belə bu formada verilib, ki, bu formada. Bu bir şəkildə, yəni, görsəl olaraq da görürsünüz ki, əgər x artırsa, düzdürmü? Y de artır, düzdürmü? Yəni, məsələn, x-in qiyməti burada olanda y bu olur. Məsələn, bu formada götürək də, y bu olur, düzdür. Amma x bu olanda y de bu olur. Yəni, artır da geri gedər, düzdürmü? Yəni, biz bunu buradan görürük, yəni. Amma bir şəkildə sizə də veriblər ki, deyirlər ki, məsələn, burada r bərabərdir, de ki, misal üçün 0 tam onda 8. Misal üçün, yəni 80%, 0 tam 8. Buradan biz nəyi görürük? Buradan görürük ki, korrelyasiya müsbətdir. Müsbətdirsə, İki data arasında nə var? Pozitiv əlaqə var. Data biri artırsa, x artırsa, deməli y də artır. Yəni x-in artması y-in artmasına təsir edir. Tamam mı? Bunu bu şəkildə yada saxlayırıq. Kovariasiya da burada müsbət ədəddir. Niyə? Çünki kovariasiya nə deyir? Kovariasiya deyir ki, iki təsadüfi dəyişənin xətti belə deyək də, xətti əlaqəsinin gücünü göstərir. Düzdür mü? Xətti əlaqəsinin gücünü göstərir. Burada nə var? Xətti əlaqəsinin gücü o deməkdir ki, yəni strength, bu neqativdir mi, pozitivdir mi? Yəni bir data artırsa o biri də artır mı? Və ki bir data artırsa o biri də azalır mı? Bunu bildirir. Korrelasiya isə nəyi bildirir? Korrelasiya deyir ki, əgər bunlar arasında bir xətti əlaqə varsa, bunlar xəttə doğru nə qədər sıx paylanıblar. Tamam mı? Yəni məsələ budur. Deyir ki, məsələn, başqa bir data verilə bilər sizə. Biraz bunu belə balacalaşdırsam. Başqa bir data verilə bilər sizə belə bu formada. Və data belə olacaq. Bu formada paylanıb belə. Siz bilə bilməzsiniz ki, bu data belə mi gedir, belə mi, belə mi? Heç kəs bilmir onu hansı tərəfə. Və burada çox güman ki, R ya sıfır olacaq, ya sıfıra yaxın bir ədəd olacaq. Eyni ilə kovariasiya da eyni şey olacaq. Və deyəcəklər ki, qardaş, buradakı X, Y-ə heç bir təsiri yoxdur. Bir qarışıq bir şey var burada. Ya başa düşülmür. Aydın nə demək istəyirəm? Bir şəkildə korrelyasiyada, kovariyasiyada iki deməli bir-birinə yaxın kəmiyyətlərdir. Sadəcə kovariyasiya unit free deyil. Korrelyasiya isə unit free-dir. Relationship, yəni xətti əlaqəni göstərir. Aydındırmı, Rəza xanım? Əgər korrelyasiya kiçikdirsə, sıfıra Ne de belanı yaxındırsa. oldu ki? Bən. Buyurun, nə dediniz? Yani ben bilir aydın oldu ki bize korelasyonun kıymetini verseler biz ondan kovaryansın da istikametini yani menfi müspet olmasını rahatlıkla tapabiliriz. Bəli. Heç vaxt ola bilməz ki, kovariyasiya mənfi olsun, korrelasiya müsbət olsun. Ola bilməz belə bir şey. Tamam, Tamam. teşekkürler. Bəli, buyurun. Başqa sualı olan var mı dostlar? Ben başka ha böyle kim sağlı varsa. Bakalım kimse. Buyurun, yani sualı olan varsa verebilir dostlar. Problem yok. Başka sualınız da varsa verebilirsiniz Firuze Hanım. Yani hele ki hiç kesin sualı yoktu. Okey. Buyurun. Var sorum. Sadece gereğim ben ya ekran share edeyim ya da size gönderdiğim Excel'e bahatsız. Siz sadece onun kontekstini deseniz ben başa düşerim. Okey. İkinci derste izah elədiyiniz kimi mən random bir data hesabladım. Ondan Ben. Z skoru çıxardım ve normallaşdırdım. Ben. Sadece siz videoda mini sıfır, STDV her Z ile normallaşmış datada STDV 1 tapmışsınız. Mende Ben. STDV 1 çıxır ama min 0 çıxmır. Yani ne kadar çalıştım, eynileştirdim, hiç cür mini düzgün alabilmedim. O problem değil. Sıfıra yakın çıkır mı? O ele odur yani. Çünkü bakın, Gauss değil ki bunu keşfedilen şahs, yani bu normal paylanmadan söhbət gelir de Gauss keşfi. Gauss değil ki dünyadaki bütün büyük gruplar yoktu. Bu normal paylanmaya tabidir. Normal paylanma o demekti ki bunun riyazi gözlemesi bir ədəddir və bu həmin data bu ədəd ətrafında normal şəkildə paylaşılır. Normal paylanmanın da forması, yəni burada mən sizə göstərim.
normal paylanmanın da forması yuvarlak şekildedir. Yani ben biraz bunu düz çekebilmeyeceğim ama bu formada böyle bir paylanmadı, tamam mı? Beğendim. Bu paylanmada eğer biz data götürmüşse, misal için Azerbaycan ahalisini götürmüşse oradan orta çeksin, misal için de ki ortalama ne kadar, 80 kilo mesela, 80 kilogram. Tamam mı? 80 kilogram. Bu 80 kilogramda minimal çeki mesela ne kadar olacak? En küçük çeki mesela 2 kilodur. En büyük çeki 2 kilodur. Değil mi? Ama en çok rast gelinen ne değil? Ortalama bu da 80 kilogram düzlüğü. Ama siz bunu Z eleyende, Z skora çevirende ne olur? Yani bu data için de bir Z skor hesaplayırsınız da ne inirsiniz? X burada 80 rolunda da çıkılsın. 80 ümumi data riyazi gözlemesi bölünsün standart deviation. Burada bunun ne olmasına asıl olmayan da bu orada ne olacak? 0 olacak. Ona göre burada 0 verir. Belki 0'a yakın bir kıymet verir. Yani aslında 0 vermelidir. Normalde yani böyle dediğim gibi nece diyeyim, teorik olarak böyle olmalı. Ama olmayabilir. Olabilir data böyle paylanmayıp. Paylanıp böyle. Böyle paylan. Olabilir böyle bir şey. Onu siz hiç yürüyebilmezsiniz. Kesin defa derslerimizi danışırdı ki Qatar ahalisinin daha çok kazancı gelir. Bu nedir? Normal paylanma diyor. Orada skewness var, kurtosis var. Yani excess ve skewness'ten söhbet geldi. Daha simetriye falan var. Olabilir böyle datada. Olabilir sizin datanızda ele olup. Yani asimetrik bir data. Çünkü neticede siz random olarak götürmüşsünüz onu. O normalde aslında normal paylanmış data olmalı. Aydın da. Yani normal paylanma için de siz götürdüğünüz 50 tane, 100 tane data yok. 500, 1000 tane, milyon tane olmalı. Yani çokluğu olmalı. Gauss da değil ki çokluğundan söhbet edilir. Yani sayılmayacak kadar çokluğundan söhbet gelir. Anlaşıldı mı? Yani o sizin aldığınız kıymet de doğrudur zaten. Narahat olmayın ona bağlı. Ne almışsa düz kıymet almışsın. Böyle. Böyle. Ama aynı şey mesela sizde ilerideyiz random götürdü. Sizde ideal olarak 0-0 1-1 alındı. O beni Ben. yani çok şaşırdı ki Siz necə orada olur yani ki orada alınır. Bende niye alınır? siz orada rəqəmi number'a çevirseniz alınacak. Number eləseniz alınacak. Yani orada formatını değişseniz, ya Excel'de formatı var da, general formatı yok, number olsun, number da eləyəcəyəm. Number formatı çevirəndə eləməlidir. Yani yine dediğim gibi sizin elinizde data azdı. Yani ben de ideal olarak tamam alındı böyle bir şey. Yani alınmayabilir yani dedim ki. Yani. Ama alınması da böyle sıfıra yakın ve bire yakın olur. Mütlak kaydada. Çok yakın olur. Görüştünüz mü? Ya o case değil de yani o mesela o belirlikte dert edilmesi bir şey değil yani statistikada. Olabilir böyle şeyler yani. Yani o yani ele data olabilir ki normal paylanmıyor. Yani Namık Müellim de var burada. O da benim dediğimi şey destekler. Olur böyle şeyler. Yani o mesela Eğer sıfıra yakın değilse, demeli səhv eləmişəm. sıfıra yakın değilse sefer ben. Çok güman ki. Yani ben sizin karşınızda mesela böyle bir data götürsem diye bakın. Bir şey skrin. Tamam. De ki mesela müəyyən bir data götürürüm burada. Yani bu buradan götüreyim mesela. De ki random olarak düzdü. Yani random between. De ki mesela 1 ile 50 arasında müxtəlif data götürə bilərik biz. Tamam. Bu formada götürür. Okay. Birinci bunu ranging eləyək. Smallest olarak okay, böyle düzdür. Ve bununla bağlı yani biz qiymətlər ala bilirik de. O da buradan götürə bilirik de. Data analiz hissəsindən descriptive statistics götürürük. Datanı buna daxil eləyirik. Input range. Bura summary statistik çıxdı burada. Düzdür. Yani bizde var. Min de var. Standard deviation da var. Ve bunlar için Z skor hesaplayanda Z buraya yazsaq. Z skor hesaplayanda Z skor hesaplayanda beraberdi. Her bir datadan çıxırıq neyi? Mən fix edeyim. Çıxırıq onun riyazi gözlemesini, riyazi gözleme budur, düzdür. Bunu fix edirik. Ve bölürük neye? Bunun standart kenarlaşmasına, standart deviation. Buna bölürük, bunu da fix edirik. Okey.
Ve aldığımız qiymətlər nə olur? Aldığımız qiymətə bizim Z-score olur. Və burada mən mini tapsam, de ki average. Average tapmağa çalışsam. Görürsünüz, sıfıra yaxın bir ədəd oldu. Görürsünüz, buradan dəyişsəm number. Yəni bunu biraz görürsünüz, tam olaraq sıfıra, yəni balacalaşdırsam biraz belə bir ədəd yəni. Yəni bu deməkdir ki, yəni konkret olaraq normal şəkildə paylanmış data deyil də, az data. Görürsünüz, məndə də düz alınmadı. Yəni bu o demək deyil ki, yəni belədir. Amma baxın, minin riyazi gözləməsinə baxın görün. Sıfırdır. Görürsünüz. Ona denk gələn qiymət nədir? Z skoru sıfırdır. Burada 27'dir, burada ise sıfırdır. Çünkü bizim Yani 27'den de mindir. Ben. Ya, bir de standart deviation'a bakalım. Ben. general'daydı. Number'a çevirdim. Ben. Sıfır alındı bende de. Bak burada da bir alındı. Yani burada düz alındı, orada alınmadı. Ama bunu mesela iki şey eləsə, yani böyle de bu 0 ve 1 alındı. Ama biraz bunu büyütsem bu datanı. Gəlin biraz böyle büyüdürəm. Bakın o biri bir şekilde birdi ama bu biri görürsünüz böyle bir rəqəmdir. Ama bu onun belə deyək de problem değil onun için. Yani ben bunu problem olarak görmüyorum onun için. Yani olur yani böyle. Ama neticede görürsünüz 0 ve 1'di. Sizden hiç alındı disk? Yani siz dediğiniz general'da olur, onu number'a çevirende alınacak. Çevirdim alındı sıfır. Şu. Bu şekilde rahat. Bela, başka sual olan var mı dostlar? Ümit ederim ki hamıya aydın oldu. Hamıya koşulduğunuz teşekkür ederim. Ben yine dediğim gibi koşulanların sayına göre yeniden rahatım. Yani bir şekilde paylaşıram. Daha çok adam koşulması daha yaxşı olar. Belə. Çünkü 300 nəfərdən koşulmayan en az çoxdur yani. Yani bu bir şekilde yani rahatçılığa getir çıxarır. Mən paylaşacağım videonu ama rahatdır deyir ki gelip bir şekilde dinleyeceğim. Mən məcbur etmirəm yani kimse mütləq baksın ama koşulan yani koşulan bir şekilde bakmak istəyir yani. Bakmak istəyir ki koşulur. Koşulandan sonra bakmırsa bu biraz problematikdir. Mən üçün. Okey. Oldu. Her bize teşekkür ederim. Minnettarım. Görüşürüz inşallah haftanın 6. günü. Sağ olun.